Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Birliği'nin çok değerli akademisyenleriyle birlikte öğrenci arkadaşlarımıza ve mezunlara değer katmak için hazırlamış olduğu Yurt Dışında Akademisyen Olmak adlı konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Birliği olarak birçoğumuzun fakültelerimizde ya da arkadaş gruplarımızda sıklıkla konuştuğu fakat detaylı bilgimizin de pek olmadığı hakkında birçok rivayetin bulunduğu yurt dışında akademisyen olmak ve yurt dışında çalışmak hakkında düzenlemiş olduğumuz bu konferansta umarım hepiniz bütün sorularınızı sorar ve bunlara yanıtlar bulursunuz. Umarım sizin için önemli bir gün ve farkındalık kazandırıcı bir an olur. Bizleri kırmayıp tüm samimiyetiyle konferansımızda konuşmacı olarak bizimle bulunan değerli hocalarıma, her zaman bizi destekleyen duruşuyla ve yaptıklarıyla bize yol gösteren değerli hocamız Profesör Doktor Funda Kaptan'a sizlerin önünde çokça teşekkür ediyorum. Öğrenci Birliğimizin gerçekleştireceği organizasyonları da takip etmek için Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğrenci Birliği'nin Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Ben sözü Funda Hocama bırakıyorum. Teşekkürler sevgili Deniz. Evet, öğrenci birliğimiz ve öğrencilerimizle gurur duyacağımız bir başka organizasyona Deniz'le birlikte moderatörlük yapmaktan çok mutluyum. Sayın Dekanımız Kaan Orhan hocamız programa uygun olmadığı için maalesef aramızda değil. Sizlere sevgi ve saygılarını iletmemi istedi benden. Değerli katılımcılar, şimdi sizlere yurt dışında yaptıkları kıymetli çalışmalarla gururumuz olan değerli konuşmacılarımızı tanıtmak istiyorum. Aslında onları hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Western Ontario Üniversitesi Kanada'dan Profesör Doktor Hasan Alkumru, Pennsylvania Üniversitesi Amerika'dan Profesör Doktor Füsun Özer hocamız, Queen Mary Üniversitesi İngiltere'den Profesör Doktor Aylin Baysan, Bern Üniversitesi İsviçre'den Profesör Doktor Burak Yılmaz, Turku Üniversitesi Finlandiya'dan Doçent Doktor Ulvi Kahraman Gürsoy ve Katar Üniversitesi Katar'dan Doçent Doktor Dilek Yiğit hocalarımız bu akşam bizimle birlikte olacaklar. Evet, organizasyonu yürüten Öğrenci Birliğimiz sosyal medya üzerinden öğrencilerimize ve mezunlarımıza çokça sorular sordular ve onlardan da çok güzel sorular geldi ve biz de Deniz'le bunları derledik, toparladık. Şimdi hocalarımıza sizin için bu soruları soracağız. Oturumumuzu 3 turda yürüteceğiz. Birinci turda yurt dışına çıkma süreci ve akademisyen olarak çalışmanın avantaj ve dezavantajları ile ilgili sorular. İkinci turda yurt dışında denklik, uzmanlık ve doktora süreçleri. Son turumuzda ise yurt dışında çalışmak ve akademisyen olmak isteyen gençlerimize hocalarımızın önerilerini dinleyeceğiz. Evet, şimdi ilk turda ilk konuşmacımızı sizlerin huzurunda Profesör Doktor Füsun Özer hocamı konuşmaya davet ediyorum. Evet Füsun Özer hocam, nasılsınız? Hoş Teşekkür geldiniz ederim hocam. öncelikle. Çok teşekkür ederim. Beni böyle güzel bir toplantıya davet ettiğiniz için Funda hocam çok teşekkür ediyorum. Aslında Biz ben teşekkür ederiz. bu konu hep konuşulsun, öğrencilerimize bilgiler verilsin çok istemiştim. Bunu siz başardınız hocam. Hep toplantılarımızda bahsediyordum. Ankara Üniversitesi Sayenizde. olarak siz başardınız. Sizi kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu Sağ olun konuda sevgili hocam. öğrencilerimizden çok e-mailler, mesajlar alıyoruz. Tek tek anlatmak zorunda kalıyoruz. Öğrencilere mesaj yazmak, e-mail yazmak zorunda kalıyoruz. Böylece toplu halde herkesin biraz da olsa bir bilgisi olursa bu konuda, biliyorum çok kişi bir şeyler öğrenmek istiyor yurt dışına çıkma konusunda. Bir faydamız olursa çok mutlu olacağız hepimiz Füsun sanırım. Hocam Diğer sesiniz ara ara gidip arkadaşlarımla. geliyor. Füsun Öyle Hocam özür mi? dilerim. Evet, biraz hani muhafaza edebilir miyiz mesafenizi mikrofonla? Acaba Teşekkürler. Şimdi daha mı iyi. yakına? Evet, Nasıl şimdi şimdi hocam? gayet iyi Daha geliyor hocam, yakına sağ olun. çektim bilgisayarı. Şimdi şu anda iyi mi? Gayet iyi hocam, teşekkürler. Tamam, Ben bilgisayarı şimdi yakına çektim. ilk kısmındaki sorularımızı yönelteceğim size. Daha sonra da Evet. Deniz Baran Öğrenci Birliği Başkanımız size ilk turun ikinci kısımdaki sorularını yöneltecek. Füsun Hocam, yurt dışına çıkmaya nasıl karar verdiniz? Neden bu ülkeyi tercih ettiniz? Başvuru süreciniz nasıldı? Yabancı dille ilgili aşamalar nelerdi? Yani açıkçası gençlerimiz sizin akademisyen olarak çalışma serüveninizin hikayesini merak ediyorlar. Buyurun hocam.
Tamam, çok teşekkür ederim hocam. Ben şöyle kısaca notlar da alarak özetlemeye çalışacağım. Aslında benim Amerika'ya çıkış sürecim, hikayemin başlangıcı okulu Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdiğim zaman başladı diyebilirim. Çünkü ben okulu bitirdikten sonra benim teyzem Amerika'da öğretim üyesiydi. O da tıpta profesördü. Onun istekleriyle, o zorladığı, gel buraları gör, işte burada çok güzel eğitim var, belki kendini buraya yakın hissedersin, sen de buraya gelirsin diye teyzemin ısrarları ile ben orada bir Colorado Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde bir projeye katıldım. Hatta periodontoloji bölümünün bir projesiydi. C1 vizesiyle geldim, o projeye katıldım ve 3 yılımı teyzemle birlikte Colorado'da geçirdim ve Colorado Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçirdim. O yıllar, yani 30 sene öncesinden bahsediyorum ben tabii. O yıllarda Amerika bana çok cazip geldi, çok sevdim. Okulu çok sevdim, küçük bir okuldu, güzel bir fakülteydi. Orada derslere girdim, bana o şansı verdiler. Dersleri dinledim, kliniklere girdim, observer olarak çalıştım, baktım. Çok değişik geldi, çok beğendim eğitim sistemlerini. O arada teyzemin de ısrarlarıyla, ki bunu gerçekten teyzem yaptığı için de ona müteşekkirim. Boardlara girdim, Amerikan Dental Boardlara girdim. Çünkü teyzem düşündü ki ben okulu yeni bitirmişim, bilgilerim taze. Bu boardlara girersem boardları alırım hemen ve hiç olmazsa bir kenara koyarım. Belki ileride Amerika'ya gelmek istersen bu benim işime yarar. Ben boardlara girdim ve ilk girişte geçtim. Ondan sonra yalnız 3 senelik bir vizem vardı, C1 vizem vardı. Geri dönmek zorunda kaldım. C1 vizesi başka bir vizeye çevrilemeyen oldukça zor bir vize. O arada ailem çok ısrar etti. Onlar kalmamı tabii kesinlikle istemiyorlardı. Tabii birçok dışarıdan gelen baskılarla ben dönmeye karar verdim. Döndüm ve Marmara Üniversitesi'nde yine kendi fakültemde doktoraya başladım bu sefer. Tedavi bölümünde doktoramı yaptım. Orayı bitirdikten sonra da Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne geçtim ve eğitim hayatım, daha doğrusu eğitim demeyeyim de hoca olarak hayatımın en önemli, Türkiye'deki en önemli kısmını Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde geçirdim. Yardımcı doçent olarak başladım, profesörlüğe kadar yükseldim, bölüm başkanlığı yaptım ve tedavi bölümünün de kurucusu oldum. Oraya gitme nedenim de dekanımız oraya gitmişti kurucu dekan olarak. Bölüm başkanımız kurucu dekan olarak gitmişti. Onun ısrarlarıyla gittim Selçuk Üniversitesi'ne. O arada yine hep benim aklımda Amerika vardı. Çünkü çok sevmiştim Amerika yıllarımı. Ve Amerika o zamanlar, bunu gerçekten yani burada söylemek istiyorum, bütün ülkelerde olduğu gibi şu anda Amerika'da da biraz demeyeyim, oldukça büyük değişimler var. Çok imigrant alıyor, çok insan alıyor dışarıdan. Biraz erozyona uğradı Amerika'da da sistem diyebilirim. Ama benim geldiğim sene, o 30 sene önceki Amerika çok güzeldi, çok mutlu olmuştum. Okulu çok sevmiştim. O kafamın bir köşesinde hep kaldığı için ben Green Card'a başvurdum. Hiç kazanacağımı tahmin etmiyordum ama başvurur bulmaz kazandım. Tabii bu Green Card benim hayatımı da değiştirdi. 8 sene Green Card'ı taşıyarak Selçuk Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak devam ettim hayatımı. Ama 8 seneden sonra, Green Card'lar 10 yıllıktır. Son 2 senem kalmıştı. Ya gelecektim ya Green Card'ımı bir süre sonra kaybedecektim. Onu da göze alamadım çünkü dediğim gibi geçmişten çok güzel bir deneyimim vardı. Ve oğlum vardı. Oğlumun eğitimini düşünmek zorundaydım. İleride o belki bana kızacaktı veya bana neden böyle bir şansı bıraktığımı soracaktı. Bunları göze alamadım. Acaba Amerika'da deneyebilir miyim dedim. Emekli olayım Selçuk Üniversitesi'nden. 20 senemi, Selçuk Üniversitesi'nde 20 sene kalmadım ama memuriyette 20 senemi tamamladıktan sonra Amerika'ya gelmeye karar verdim, emekli oldum. Ve tabii buradaki birçok diş hekimliği fakültesine başvurdum. Birçoklarıyla interviewlar yaptım. En büyük şansım, ben Colorado'ya, ilk Colorado'ya gelmiştim. Bu sefer geldiğimde
Pensilvanya'ya geldim. Kuzenlerim vardı çünkü akrabalarım vardı. Onlarla olmak bana daha kolay olacaktı. Çok şanslıydım. Pensilvanya Üniversitesi, UPenn, açık kadroları bulunmamasına rağmen beni hemen işe başlattılar. Çünkü o sırada benim şansım da herhalde. Alizir Diş Hekimliği'nde bir hocaya ihtiyaçları varmış. Daha henüz ilana çıkmamışlar. Ama benim CV'mi ve background'umu görünce Türkiye'den gelmiş bir hoca ve profesör, Türkiye'de yetişmiş. Yani aslında bir beyin göçü olarak kabul edip herhalde diyorum, öyle düşünüyorum. Yetişmiş bir hoca bize de burada yardımcı olur diye beni aldılar part time olarak ama 2 ay içerisinde full time'a geçirdiler. Ondan sonra ben işte fakültede çalışmaya başladım Pensilvanya Üniversitesi'nde. Yalnız tabii lisansım olmadığı için sadece preklinikte görev alıyordum ve bir de research'te görev alıyordum. Daha sonra dekan bey bana lisansımı almam için ısrar etti. Boardları da geçmiştim. O yüzden neden lisansını almıyorsun? Senin bu kadar deneyimin var. Biz seni kliniklerde de görmek istiyoruz. Kliniklerde de eğitmen olmanı istiyoruz. Bunu yapman gerekiyor dediler. Ama ben 2 sene okuyacağım ve çok para vereceğim dedim. Her senesi $100,000. Hayır, para vermeyeceksin. Bunu biz ödeyeceğiz. Fakültemiz ödeyecek dedi. Okulumuzun dekanı o zamanlar İngiltere'den, UK'den, Scotland'den bir hocaydı. Aylin tanır. Avrupa'dan da beni çok iyi tanıyordu. Yani benim background'ımda uluslararası bir uluslararası ilişkilerimin çokluğunu gösteren CV'mde daha doğrusu gösteren bilgiler olduğu için herhalde çok dikkatini çekti. Bunlar benim için çok büyük avantajlardı. Dekan Bey de beni zaten Avrupa'dan ve arkadaşlarından dolayı tanıyordu. O yüzden benim mutlaka ve mutlaka lisansımı almam için ısrar etti. Sağ olsun ben çok korkarak başladım. 2 sene ben nasıl okuyacağım, nasıl bitireceğim, kaç seneden sonra nasıl yapacağım ama yaptım. Bir işe başlarsanız sonunu eninde sonunda getiriyorsunuz. Dekan da öyle söylemişti. Başlayacaksın ve bitireceksin, göreceksin ki her şey çok kolay, çok güzel gidecek. Ondan sonra lisansımı aldım. Zaten teorik boardları geçmiş olmam bana çok büyük bir avantaj sağladı. Onlara girmedim. Aradan kaç sene geçmiş, 30 sene geçmiş. Ben onlara eğer o sırada girsem ve çalışsaydım o teorik sınavlara herhalde benim için çok zor olurdu. İyi ki o sınavları geçmiştim. Amerika'dayken TOEFL'da geçmiştim. Okula TOEFL'ımı da kabul etti. Zaten ders veriyorum okulda, hocayım. Bunların hepsini kabul ettiler. Ben lisansımı aldım ve ondan sonra lisansımı aldıktan sonra beni standing fakülte kadrosuna, profesör kadrosuna geçirdiler. Bu kadroda yani sözleşmeli kadroda değilim, daimi kadrodayım. Bizim 657'ye benzer bir kadro diyebilirim buna. Daha doğrusu klinik tenür gibi bir durum. Bizim Amerika'da değişik kadrolar vardır. Bu bir nevi klinik tenür. O yüzden şu anda son 7 senedir bu kadrodayım. Bu kadroda olmam tabii benim ayaklarımı yere daha sağlam basmama neden oldu. Ve geçmiş dekanımıza da bu yüzden gerçekten minnettarım. Bu konuda beni desteklediği ve cesaretlendirdiği için. Ve dediğim gibi yaklaşık 13 senedir, 13 senemi bitirdim aslında, 14. senemin içerisindeyim. Diş Hekimliği Fakültesi, Pensilvanya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde çalışıyorum hoca olarak. Şimdi bana soracak olursanız, hocam orada memnun musunuz hayatınızdan? Evet, öğretim üyesi olarak çok memnunum burada çalışmaktan. Şöyle memnunum, bizim okulumuz eski bir okul, kurumsallaşmış bir okul. Her şey sistem üzerine, yani belli bir sistemi var okulun. O sisteme göre çalışırsınız, hiç kimse kendi kafasına göre bir takım kurallar getirip veya bir takım eğitimsel bilgiler ortaya koyup işte ben bunları anlatacağım diyemez. Her şey sistematiktir. Sizden ne bekleniyor, isteniyor, neler başarmanız gerekir. Bunları size çok güzel verirler, söylerler ve siz de ona göre eğitiminizi yaparsınız. O nedenle burada çalışmaktan çok memnunum. Başka neler söyleyebilirim düşünüyorum. Hocam bir şeyler daha vardı sanki, değil mi? Alışmak, bunları bu seansta anlatıyor muyduk? Alışmak zor muydu? Hocam şimdi Deniz size devam edecek. Deniz'cim sen sorularını sorar mısın lütfen? Tabii, evet. Hüsnü Hocam öncelikle size çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Için.
Şimdiki sorum aslında yurt dışında yaşamaya alışmak zor mudur? İlk gittiğinizde neler hissettiniz? Yurt dışında akademisyen olmak konusunda ilkileriniz var mı, keşkeleriniz var mı? Çünkü öğrenci arkadaşlarım bunu özellikle çok merak ediyorlar. Hani yurt dışına gideceğiz ama orada ilkiler mi daha fazla olacak yoksa keşkeler mi? Sonra bir de mesleğinizi gerçekleştirirken yasalar sizi koruyor mu yoksa çalışmanızı tehdit eden unsurlar var mı? Kazancınız ve yaşam tarzınızdan memnun musunuz? Ve Türkiye'de kalsanız ekonomik açıdan nasıl olurdu yaşamınız? Bunu kıyaslarsanız da çok seviniriz. Şimdi çalışma hayatına bakacak olursanız, dediğim gibi çalışma hayatı burada zor değil. Çalışma hayatı çok çalışırsınız ama bir sistem vardır, kurumsaldır çalıştığınız yer. O yüzden size çok güzel yol gösterirler ve o yolda gidersiniz. O bakımdan çalışma hayatı kesinlikle zor değil. Çalışkan bir insan için Amerika'da çalışmak hiç zor değil. Ve eğer çalışıyorsanız, üretiyorsanız çok takdiri görürsünüz, yardım görürsünüz. Her yerden size destek gelir. Çünkü siz o kuruma faydalısınızdır. Amerika zaten işte bu yüzden ayakta duruyor herhalde diye düşünüyorum. Eğer sizin oraya bir faydanız varsa, sizden faydalanabiliyorlarsa, siz çalışkansanız, sizi orada tutmak için ellerinden geleni yaparlar. Bunların hepsi bana oldu. Ama sosyal hayata gelecek olursanız, dediğim gibi çalışma hayatımda hiçbir sıkıntım olmadı. Ama sosyal hayata gelecek olursanız, tabii ki sosyal hayat Türkiye'den çok farklılıklar gösteriyor. Ben Amerika olarak konuşuyorum tabii, yurt dışı derken. Daha bireysel burada insanlar. İlk yıllar biraz sıkıntı çekebiliyorsunuz. Çünkü o Türkiye'deki arkadaşlarınızdan, çevrenizden, meslektaşlarınızdan gördüğünüz belki o sıcaklığı burada pek fazla yakalayamıyorsunuz. Ama bir süre sonra, zaman geçtikten sonra tabii sizler de alışıyorsunuz buna. Siz de bireysel yaşamaya alışıyorsunuz ve çevrenizde arkadaşlar geliştirmeye başlıyorsunuz yavaş yavaş. Fakat şu bir gerçek ki genelde arkadaşlarınız da sizin gibi yabancılar oluyor. Benim bütün okuldaki en çok görüştüğüm, birlikte olduğum arkadaşlarımın çoğu benim gibi aynı yollardan geçmiş. Belki işte aynı kaderi paylaştığımız için o arkadaşlarımla, o meslektaşlarımla daha iyi arkadaşlıklar kurabildim. Evet, sosyal hayat bizdeki kadar çok renkli değil maalesef. Dediğim gibi herkes bireysel yaşar. İlk başlarda çok özlem duyarsınız. Hala da duyuyoruz, duymuyor değilim. Ülkeme özlem duyuyorum, arkadaşlarıma özlem duyuyorum. Yakınlarıma özlem duyuyorum çünkü onlardan uzağım. Akrabalarıma özlem duyuyorum. Ama dediğim gibi zamanla buna alışıyorsunuz. Eğer burada bir aile kurarsanız, aileniz olursa, çocuklarınız da olursa buna alışmanız daha da kolay oluyor. Ama tek başına olursanız, bekar yaşarsanız, buraya bir hemşirelikten, hatta şimdi Eskişehir'de çok iyi yerlerde bir arkadaş gelmişti. Buradaki hemşirelik fakültesine. O arkadaşımız geri döndü, bekar bir kızcağızdı. O burada birkaç sene çalıştı fakat yapamadı. Çünkü sosyal hayat ona çok çok farklı geldi. Yalnızlık çok zor geldi. Bu biraz da kişinin kendisine bağlı. Ben buraya geldiğimde oğlumla geldiğim için ve akrabalarım olduğu için ben çok fazla yalnızlık çekmedim. Sosyal olarak çok fazla sıkıntıya düşmedim. Ama dediğim gibi benim oğlum benimle birlikteydi ve bir ara eşim geldi gitti. Eşim şu anda Türkiye'de. O da geldi gitti. Sürekli gelip gidiyordu. Oğlumun eğitimiyle uğraşıyorum. Boardları geçmeye çalışıyorum. Okulda tutunmaya çalışıyorum. Bunlar tabii benim çok zamanımı alıyordu. O yüzden ben sıkıntı çekmedim. Okulda yasalarla korunuyor musunuz hekim olarak derseniz? Evet, fakültede çalıştığım için yasalarla korunuyorum. Özellikle malpraktis yasalarına karşı fakülte bizi koruyor. O nedenle fakültede çalışırken herhangi bir yasalara karşı, öğrencilerle çalışırken korkmamız gereken bir durum yok. Fakülte bizi koruyor ve bu malpraktis sigortalarını da fakültemiz ödüyor. Dediğim gibi bir de burada her şey çok güzel sistematik olarak size zaten verildiği için okulda yanlış yapabilme şansınız da çok düşük. Yani okulun kurallarına uyarsanız eğer, okul ne diyorsa onları yaparsanız eğer zaten o malpraktis yasalarına karşı da korunmuş olursunuz. Bu konuda zaten okulda bize destek veriyor. Bir şey daha vardı. İlkileriniz mi daha fazla, hani keşke yapmasam mıydım daha fazla derseniz, benim ilkilerim daha fazla. Ben gerçekten iyi ki gelmişim diyorum. İyi ki denemişim diyorum. Geldiğim zaman ilk zamanlar çok
tedirgindim. Acaba alışabilecek miyim? Acaba yapabilecek miyim? Fakülte bana çok mu zor gelecek? İşler bana çok mu zor gelecek diye. Ama sonra gördüm ki hayır, hiç bir farkı yok. Aslında biz Türkiye'den çok güzel eğitimler alıyoruz. Pratiğimiz birçok ülkenin pratiğine göre çok fazla. Ve benim zamanımda fakültelerimiz gerçekten güzel eğitimler veriyordu. Eski fakülteleriz bizler. Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, bu büyük fakülteler. Ama şimdi yeni fakülteleri çok fazla bilmiyorum. Ama sanıyorum ki onlar da kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar, özel fakülteler. O yüzden mesleğim olarak geldiğimden beri, dediğim gibi boardlara girdim, ilk girişte geçtim. Geldiğimden beri hiçbir sıkıntı çekmedim ve herkesten, hatta birçok konuda, hele adezif diş hekimliği konusunda fakülteden herkesten çok daha üstün olduğumu gördüm. Zaten o yüzden fakültede beni burada tutmak için elinden geleni yaptı. Diş hekimliği konusunda ben hiçbir sıkıntı çekmedim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum genç meslektaşlarıma. İki tane diş hekimliği öğrencimize lisans verdik buradan. İki diş hekimliği öğrencimiz de, biri Selçuk Üniversitesi'ndendi. İki sene okudu benim gibi. Bir tanesi sizin öğrenciniz hocam, Ankara Üniversitesi'nden. İki öğrencimiz de buraya gelmiş bütün yabancılar içerisinde parmakla gösterilen çok düzgün öğrencilerdi. Çok güzel notlarla, çok büyük başarıyla mezun oldular. Ve bir tanesi şu anda okulumuzda, hatta eğitmen olarak kliniklerde haftada bir gün derse geliyor. Sizin öğrenciniz Nesrin Esen Dağlı, soy ismi. Belki tanırsınız, hatırlarsınız. Ankara Üniversitesi'nin öğrencisiydi. Şu anda kliniklerimizde eğitim veriyor ve Nesrin de öyle. Benim Selçuk'tan öğrencim Emine de öyle. İkisi de çok başarıyla iki seneyi tamamladılar. Ve şu anda Amerika'ya gelmek isteyen ve bizim okulumuza gelmek isteyen öğrenciler olursa, okulumuzun Türk öğrenciler hakkındaki görüşü çok pozitif. Çünkü onların hem kişisel davranışları olarak, karakterleri olarak, hem de el becerileri olarak diğer bütün öğrencilerden ne kadar üstün olduğunu gördüler ve ben de bunda gurur duydum. İnşallah bundan sonra da yeni öğrencilerimiz gelir, yeni öğrencilerimize kapımızı açarız. Ne mutlu hocam, ha, çok kazancım, teşekkür ederiz hocam. Kazancımdan memnun musunuz? Bir soru daha var, onu da söyleyeyim hocam. Kazancımdan memnunum. Tabii ki dışarıda olursam, serbest hayatta olursam çok daha fazla para kazanabilirim. Her yerde olduğu gibi. Akademi her yerde çok daha az biliyorsunuz öder, çok daha az verir size çalışmanızın karşılığı. Ama ben akademiyi çok seviyorum. Öğrencilerle birlikte olmayı çok seviyorum. Aldığım kazancımla, yani kazancımla da, fakülteden aldığım gelirimle, maaşımla da burada düzgün, güzel bir hayat yaşayabiliyorum. O nedenle hiçbir şikayetim yok. Bence çalışmalarımızın karşılığında fakültede maaş olarak da alıyoruz diyebilirim. Çok teşekkürler. Gayet yeterli mi acaba hocam? Gayet yeterli. Daha zaten iki turumuz var hocam. Çok teşekkürler. Tamam. Şimdi ben sözü değerli hocam Hasan Alkumru'ya devirmek istiyorum. Ona yöneltmek istiyorum sorularımızı, ilk tur sorularımızı. Hasan hocam, burada mısınız? Sesinizi duymuyoruz hocam. Mikrofonu açabilir misiniz? Evet, Hasan hocamı görüyorum. Özür dilerim, mikrofonu açmayı unutmuşum. Estağfurullah hocam, ne demek. Sizi görmek çok güzel. Hasan abimiz bizim çok kıymetlimiz. Hepiniz çok kıymetlisiniz bizim için. Fakat onu görünce seneler öncesine gidiyorum. Ankara Üniversitesi'nde ilk preparasyonu basamaklı kesimi ondan öğrenmiştim. Hasan hocam, size de aynı şeyi soracağız. İlk turda serüveniniz neydi? Yurt dışına nasıl çıktınız? Neden Kanada'ya gittiniz? Çok uzağa gittiniz. Bize hikayenizi anlatır mısınız? Teşekkürler. Gerçekten çok uzağa gittiğimi ben de geldikten sonra fark ettim. Ben aslında çok geç geldim. Bu yüzden genç arkadaşlarıma böyle bir yurt dışı düşünceleri, hayalleri varsa bir an önce gerçekleştirmelerini tavsiye ederim. Ben 48 yaşındaydım, 15 sene önce geldim. Yaşım çıktı tabii bu arada ortaya. 48 yaşındayken Toronto Üniversitesi'nden bir teklif aldım. Fakat daha önce Toronto Üniversitesi'nde Dr. Zarp, protezci olanlar çok iyi bilirler. İmplant üstü protezlerin babası olan Dr. Zarp'la tanışıklığımız ve karşılıklı işbirliklerimiz söz konusuydu. Emekli olacağını ve bir pozisyon açılacağını
benim gelip gelmeyeceğim hususunda düşüncemi sordu. Düşünelim dedim. Önce ders vermeye gittim birkaç sefer Toronto Üniversitesi'ne graduate programda. Graduate program deyince tabii ağzımız alışmış, yani master programında dersler vermeye gittim. Bu arada tabii Türkiye'deki pozisyonum, benim muayenehanem, eşimin muayenehanesi, gelir düzeyimiz, ne bileyim her şey yani dört dörtlükken iki sene ben oyaladım biraz Toronto Üniversitesi'ni. Sonunda gidip deneyelim dedim. İki tane kızımız var. Özgür ve layık bir ülkede büyüsünler, ayakları üzerine bassınlar. Bir beş sene deneyelim. Bakalım olursa olur, olmazsa Türkiye bizim, İstanbul bizim, döner geliriz diye muayenehanelerimizi, evimizi kilitledik. Geldik ama geldiğimiz günden itibaren mutlu olduk açıkçası. Geldiğime hiç pişman olmadım. Elbette ki büyük zorluklarım oldu. Ve Zarp'la bir sene birlikte çalıştık. Bana sistemi, düzeni öğrettikten sonra Zarp emekli oldu ve ben Toronto Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi protez bölümünde bölüm başkanlığına getirildim. Aynı zamanda da graduate program direktörü oldum. Yoruldum aslında, hırpalandım yani yabancı bir ülkede. Yabancı kurallar, hiç alışmadığım, bilmediğim kurallarla birlikte birdenbire bu kadar sorumluluğu sırtıma almak beni biraz yıprattı, yordu. O yüzden diyorum gençken gelmekte büyük yarar var. Bu arada lisansım olmadığı için komik bir şekilde ben sadece eğitim verebiliyordum undergraduate öğrencilere. Graduate program öğrencilerine eğitim veriyorum. Klinik düzenlerini takip edebiliyorum. Fakat hastaya el süremiyorum. Bu arada insanoğlu dünyanın her yerinde aynı olduğu için arkamdan bir sürü dedikodu kulağıma geliyor. Bölüm başkanı oldu ama lisansı yok falan diye. Bu dedikoduları yapanların da lisansı olmadığını ayrıca belirteyim. O zaman ben de bu lisansı almanın zorunlu olduğuna inandım. 3 yıl sınavlara girdim. Çok ağır sınavlar var. Yani o yaştan sonra yeniden bütün ilk sınav bütün diş hekimliği kapsamını, bütün diş hekimliğini kapsayan bir sınav. İkinci sınav protez ana bilim dalını kapsayan ama içinde cerrahi, ortodonti, periodontoloji bulunduran bir sınav. Ve bunların hiçbirisi test değil. Hepsi short essay denilen 250-300 soruluk. Gün boyu süren sınavlar ve üçüncü sınavda sözlü, iki gün süren sözlü sınav, vakalar üzerinde tartışma. Ve bunlar tabii zaman kavramı çok önemli değil benim gördüğüm kadarıyla Kanada'da. Her sene bir sınav olacak şekilde yapıldığı için. 3 senede ben ama bu sınavlara çok ciddi hazırlandım, çok emek sarf ettim ve lisansımı aldım. Şimdi bilmiyorum daha sonra sorulacak mı ama Türkiye'den gelen diş hekimliği diplomaları geçerli Kanada'da. Ne zaman geçerli? Burada bir master yapacaksanız, bir doktora yapacaksanız, bir araştırma projesinde çalışacaksanız diplomalar geçerli. Dünyanın birçok ülkesindeki diş hekimliği diplomaları geçerli değil örneğin. Ama diş hekimliği diplomasının geçerli olması burada çalışma, diş hekimi olarak çalışmanız anlamına gelmiyor. Diş hekimi olarak çalışabilmek için mutlaka ve mutlaka lisans almak gerekiyor ki bu uzun ve zorlu bir süreç ama yapılmayacak bir süreç değil. Ben 50 yaşında bu işi başardıysam genç arkadaşlarım çok çok daha kolay başaracaklardır. Benim gelişim tamamen işte uluslararası yayınlarımın oluşu, Doktor Zarp'la işbirliği içinde oluşumuz, bir tanımamız. Yani gene insani ilişkiler biraz rol oynadı. Ben buraya doğrudan kadrolu olarak geldim. Yani 20-30 Haziran'da Kanada'ya geldim, Toronto'ya geldim. 1 Temmuz Kanada Day tatildi. 2 Temmuz'da işe başladım. Bu biraz da tabii benim şansım, geçmişte yaptığım çalışmaların değerlendirilmesi gibi oldu. Benim gelişim bu şekilde. Zorluklarım... Sağ olun hocam. Yok hayır, çok keyifli sizi dinlemek. Deniz'in size ikinci kısım soruları olacak. Burada bu denklik meselesini ikinci turda da konuşacağız sizinle değerli hocam.
Buyurun Deniz. Hocam teşekkür ederim tekrardan size. Sorularım aslında yine benzer sorular. Yurt dışında yaşamaya alışmak zor mudur? İlk gittiğinizde neler hissettiniz? Yurt dışında akademisyen olarak ilkileriniz, keşkeleriniz nelerdir? Çalıştığınız kurum çalışanları ve toplum içinde bir Türk olarak nasıl karşılanıyorsunuz? Bir de mesleğiniz yasalar sizi koruyor mu mesleğinizi yaparken? Son sorudan başlayayım. Yasalar mesleğimizi yaparken bizi koruyor ama bunun için yüklü miktarda sigorta parası ödüyoruz. Yasalar bizi aslında korumuyor. Biz kendi kendimizi sigortalayarak koruyoruz. Yani malpraktis sigortası var. Evet, üniversite bir şekilde malpraktis sigortası yapıyor ama üniversite içindeki bir hastada bir sıkıntı olduğu vakit üniversitenin malpraktis sigortası devreye giriyor. Ama ben lisansım var ve muayenehanem var. Muayenehanede kendimi korumak için yıllık aşağı yukarı 5.000 dolarlık bir sigorta parası ödüyorum. Çünkü malpraktis cezaları çok çok yüklü. 20-25 milyon dolara kadar çıkabiliyor. Bu yüzden sadece ben değil herkes bu malpraktis sigortalarını yaptırıyor. Yurt dışına geldiğim vakit üniversitede çok iyi karşılandım üniversitede. Çok keyifli bir çalışma ortamıyla işe başladım. Herkes yardımcı oldu açıkçası. Doktor Zarb'ın zaten bulunması ve bana yol göstermesi çok önemliydi. Ama zorluklarım oldu. Her ne kadar biz çoluk çocuk bütün aile göç ettiysek de şehri tanımamız, kendimize uygun bir yer bulmamız, ne bileyim bu tip şeyler ama hepsinden önemlisi ben biraz önce de söylediğim gibi geldim ve ertesi gün işe başladım. Yani iş aramak, efendime söyleyeyim kendime bir yön çizmek gibi bir durum yoktu. Geldim ertesi gün işe başladım. Elbette ki yurt dışında yaşamanın farklılıkları ve zorlukları olacak ama bunlar insanı dünyaya kahrettirecek kadar zorluklar değil. Hele ki genç yaşta gelindiği vakit her şey çok daha kolay göğüslenebilir, çok daha kolay alt edilebilir diye düşünüyorum. Bu yüzden yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlarımın ideallerinin peşinden koşmalarını tavsiye ediyorum. Başka ne vardı soru? Kazancımızla mı ilgili bir şey sordun galiba? Keşkelerinizi, keşkelerinizi sormuştum. Yani pek bir keşkem olmadı. Ben seviyorum Kanada'da yaşamayı. Ülkemi de seviyorum elbette. Yani 48 ülkem beni okuttu. Dünya platformuna çıkardı. Ülkeme de çok şey borçluyum ama ben ülkemde de tüm vazifelerimi yerine getirdiğimi zannediyorum. En azından öyle düşünüyorum. Şimdi Kanada'da da öğrenci yetiştiriyorum. Araştırmamı yapıyorum. Üniversitedeki pozisyonumu devam ettiriyorum. Burada da gene diş hekimliğine faydalı oluyorum. Geldiğim günden beri hep Ankara Üniversitesi'ndeki, Marmara Üniversitesi'ndeki arkadaşlarıma bir eleman gönderin. Burada bir Türk arkadaşları doktora programına alalım. Onları değerlendirelim, master programına alalım diye hep istekte bulunuyorum ama kimseden bir talep gelmedi 15 senedir. Benim keşkelerim olmadı. Buradaki yaşamdan memnunum. Üniversite yaşamından memnunum. Elbette ki insanoğlu her yerde aynı. Burada da insanların birbirlerini çekememesi söz konusu. Birbirlerinin arkasından iş çevirmesi söz konusu. Ama her şeye biz zaten Türkiye'den alışkın olduğumuz için buradaki bu farklılıklar da çok gözüme batmadı. Sosyal yaşam deyince gelirsek Kanada'da çok elit, hakikaten çok eğitimli bir Toronto'da çok eğitimli bir Türk komünitesi var. Biz gelir gelmez bizi bağırlarına bastılar ve inanın Türkiye'deki sosyal yaşantımızdan daha zengin bir sosyal yaşantı içinde bulduk kendimizi. Her hafta sonu toplantılar, gezmeler, yakın göllere gitmeler, kayaklara gitmeler gibi çok sosyal yaşamda da hiçbir sıkıntımız olmadı. Bizim burada bu Kanada'ya özgü bir durum ve Kanada'ya gelen Türklere karşı çok iyi bir yaklaşım vardı. Hatta yani üniversitede bile birkaç kişi Türkiye'yi görmüş, gezmiş
insanlar bile, ben 2007-2008 yıllarında geldim. Oh, why did you come? Turkey is a dream country diye şaşırıyorlardı. Sonra 2015'lerden sonra, 2015-16'dan sonra profil çok değişti, gelenlerin profili. Ve şimdi Türklere bakış açısı da maalesef değişti. Bu 2015'ten sonra gelen göçmenler yüzünden. Sanıyorum bu kadar yeter ilk tur için. Hasan Hocam harikasınız. Sizi keyifle dinledik. Çok çok teşekkürler. İkinci ve üçüncü turda ağırlayacağız sizi yine. Teşekkür evet, ederim. Evet, şimdi sözü Aylin Baysan Hocam'a vermek istiyorum izninizle. Aylin Hocam, neden İngiltere'ye gittiniz? Nasıl başladı serüven sizin de? Evet. Ne yaptınız orada? Yabancı dilde zorlandınız mı? Bize anlatır mısınız? Tabii. Çok teşekkür ederim. Çok zevkle dinledim hocalarımızı. Tabii Amerika'dan sonra İngiltere biraz değişik. Ben de hala da tek akademisyenim İngiltere'de. Ondan sonra oradan zaten ne kadar değişik bir yer olduğu belli. Öyle değil mi? Ben aynı duyguları hissetmiyorum ama yine de paylaşacağım tabii ki. Ben Hacettepe'den mezun olduktan sonra proteze sınavına girdim, geçtim işte. Ondan sonra da bir yıl sonra kadro aldım. Çok seviyordum protezi. Yani ben Hacettepe'yi zaten çok seviyorum. Seviyordum, hala da seviyorum. Ama benim hep amacım böyle bir yurt dışına gitmekti. Daha doğrusu Amerika. Babamın da bir Amerika'da arkadaşı vardı, doktor. Babam da söylerdi işte, o gitti sadece işte bir tane çok az bir parası vardı. Orada işte gemiye gitti. Orada acayip şimdi çok güzel katkısı oluyor Amerikalılara falan. Ben de hep babam dedi ki, ben yazdım, oraya gidebilirsin Amerika'ya. Sonra dedi ki, çok uzak orası, Amerika ne olacak falan filan. Bir de böyle değişik konular, mesela işte dedim ben hani gidip gelirsem daha katkıda bulunurum Hacettepe'ye falan diye. Bir master programı buldum ben. Gerodontoloji diyorum ama gerodontoloji herhalde. Ve hiç yok, yani dünyada yok bu konu. Dedim ki çok değişik. Ben de böyle değişik şeyleri severim. Hani başka değişik olayım, daha çok öğreneyim ki herkese faydam olsun diye. Ben öyle ücretli izin alarak gittim açıkçası. Ama sağ olsun beni İngiltere'de herhalde öğrenciyken daha mı çok kucak açıyorlar? Şimdi ben negatif olmak istemiyorum ama beni çok iyi karşıladılar. Ben hemen oradan burs bulabildim. Ondan sonra master programımı burslu yaptım. Ben de hala daha tabii döneceğim diye. Çünkü ücretli izin aldığım için beni bekliyor Hacettepe. Döneceğim oraya. Ondan sonra dediler ki bana oradaki bir sınav hocam, Aylin doktora yapmak ister misin? Sana burs bulalım dediler. Vallahi dedim yok, ben istemiyorum. Ben zaten orada doktoraya başladım. Doktorum ben, hani Ankara'da ben çok memnunum. Tamam biliyorum hani çok değişti falan ama ben, yani hep benim idealim işte Türkiye'de işte annemle altlı üstlü oturacağım falan. Öyle ideallerim vardı benim, evleneceğim falan, klasik. Ondan sonra yok dedim, ben kalmak istemiyorum, döneceğim. Ama böyle birdenbire insan herhalde, bilmiyorum kader midir, bilemiyorum yani bir şey dedi. Annem falan da, annem babam da istemedi. Kızım sen deli misin, ne güzel işte Hacettepe'de gayet güzel bir kadrolu elemansın falan. Yok dedim, bunu da yapayım, öyle döneyim. Ben hep öyle, o da olsun, o da olsun. Şimdi İngiltere'den doktor olsun, öyle döneyim sanki. Ondan yani benim biraz daha farklı sanırım. Tabii ki onu unuttum söylemeyi. Master tabii ki programı için IELTS aldım ve İngilizce benim bir sorunum olmadı. Çünkü ben Konya Anadolu Lisesi mezunuyum ve hayatımız boyunca babam böyle çok dile çok meraklı olduğu için devamlı bize ders aldırtırdı. Hemen geçtim yani, IELTS aldım, geçtim. Zaten hemen kabul ettiler beni. İngilizce hiçbir sorunum olmadı ama tabii ki yine de ne kadar da olsa geldiğim zaman, bir de ben böyle hani ne bileyim herkesle konuşmak falan istiyorum. Konuşma konusunda biraz tabii böyle akıcı değildim açıkçası. Ondan sonra ama öyle derslerde falan sorunum olmadı. Füsun ablanın dediği gibi ben aldığım eğitimden çok çok memnunum ve gurur duyuyorum. Herhangi bir zorluk yaşamadım. Bir de zaten girişken bir insanım. Onu söylemek istiyorum. Devamlı yani ben ne yapabilirim? Size nasıl yardım edebilirim? Hep böyle girişken. Kimse size şimdi dışarıdan öyle gözüküyordur muhakkak. Gittiler oraya işte onu aldılar. O kadroyu aldılar. Ama ben Füsun hocamızın da eminim Hasan hocamızın ne kadar zorluklar çektiğini, o kadroları alabilmek için ne kadar çalıştıklarını biliyorum. Öyle kimse bize
bedavadan bir şey vermedi açıkçası. Ondan sonra tabii doktorayı da yapınca, doktorayı yaptıktan sonra ben yine dönecektim. Ben devamlı, benim aklım 27 senedir buradayım, hep döneceğim. Sonra tabii ki eşimle tanıştım. Ondan sonra yine başka bir karar aşaması, kalayım mı gideyim mi? Neyse, kalmaya karar verdim eşimle de evlenince. Böyle kaldım. Yani benim kısacası sınavları da geçtim. İşte İngilizce sınavı da, sorduklarınızda bahsediyorum. Başka neydi? Bu kadardı sanırım sizin sorularınız. Öyle değil mi? İkinci aşamada Deniz herhalde bir şeyler soracak. Evet, Deniz ben böyle devam edecek hocam. Evet. Hani herkes başkalarını da hakkını yemeyeyim diye. Genel özet olarak benim İngiltere serüvenim böyleydi. Ama tabii Amerika'ya göre çok farklı İngiltere. Dediğim gibi ben tek akademisyen İngiltere'de benim hala da. Çünkü neyse, herhalde Deniz sorunca söyleyeceğim neden olduğunu. Değil mi Deniz? Siz soracaksınız. Evet hocam, ben şimdi söyleyeyim. Hatta hocam ben şöyle bir soru da sormak istiyorum size. Evet. Hani hiç düşündünüz mü acaba Türkiye'de kalsaydım hayatım nasıl olurdu diye? Belki bir kıyaslama yapabilirsiniz Türkiye'deki hayatınızla şu anki hayatınız arasında. Çok çok. İlkelerinizden, keşkelerinizden bahsettiniz. Bir de ben şey de sormak istiyorum. Hani oradaki güvenceniz nedir? Hukuksal güvenceniz nedir sizin? Orada yasal sizi koruyor mu? Evet, şimdi önce neydi orada, hani Türkiye'de şimdi şöyle bir şey, tabii ki hepimizin durumu, ben yani öbür hocalarımız da biliyordum, takip ediyorum, hepimizin durumu çok iyi. Bence ben çok memnundum. Hani orada kalsam belki çok çabucak, şimdi onu da söyleyeyim, hani yanlış anlaşılmasın, ben Queen Mary'de şu anda reader olarak, reader demek işte tam böyle iki ara bir dere. Tipik İngiliz ünvanı. Ne doçent ne profesör. Oğlum bile ben reader olduğum zaman anne şimdi okumaya mı başladın dedi. Bunu ben dekanımıza söyledim. Bu İngiltere'de Oxford University'den gelen bir ünvan. Şu anda reader'ım ben. Tam profesör olmak için tekrardan başvurmam lazım. Bahçeşehir sağ olsun beni davet etti. Ondan sonra onların da adjunct profesör, visiting profesör olarak, orada profesör olarak başladım. Onlara da katkıda bulunmaya çalışıyorum. Tabii ki bence Türkiye'de olsaydım, ben şimdiye kadar herhalde ordinarius profesör falan olurdum. Ben biraz direkt söylüyorum. Rektörlüğe falan çıkmış olabilirim yani. Bu kadar çalışmaktan sonra. Çok çalıştım yani. Çok, gerçekten çok, yani yalan değil. Çok çalış. Hala da mesela ben doktoramda doktora hocam, ben İrlanda'ya profesör olmaya, beni profesörlüğe davet ettiler dedi doktora hocam. Sen de benimle İrlanda'ya geleceksin. Doktoramın üçüncü yılındayım. Düşünün, bir de zaten part time yapıyorum. Çünkü başka burs aldığım için onunla ilgili başka çalışmalar yapıyor. Onları falan da yapıyorum, klinik çalışmaları. Ben nasıl şimdi İrlanda'ya gideyim? Hani İngiltere'den, Londra'dan, Queen Mary University'den doktora almak başka, kimseyi lütfen aşağıla, ama İrlanda'dan almak başka. Hemen ben çözüm ürettim. Yani hemen problemlere ben çözüm üreterek bakarım. Hiçbir zaman bu problem de, ama dedim ben nasıl geleyim oraya? En iyisi dedim ben 2 hafta oraya geleyim, 2 hafta buraya geleyim, ama doktoram Queen Mary'den olsun. Düşünebiliyor musunuz? Ben İrlanda'ya her hafta, 2 haftada bir İrlanda'ya gidiyorum ben. Tezimi ben uçakta yazdım. Uçaklarda, havaalanlarında falan filan. Neyse, yani bence benim hayatım Türkiye'de olsa çok daha güzel bir hayatım olurdu diye düşünüyorum tabii. Ama her dediğim gibi, değil mi, başkasının bahçesi daha iyi gelir mi derler, ne derler. Öyle diye ben düşünüyorum. Niye yalan söyleyeyim şimdi? Ondan sonra keşkelerim, evet keşkelerim var. Keşke burada kalmasaydım. Keşke Amerika'ya gitseydim. Ondan sonra şimdi diyorsunuz ki hocam, öyle diyorsunuz da niye İngiltere'de kaldınız? Yani işte hayat böyle, inanın ki ben kader diye bir şey olduğuna inanıyorum. Çünkü her seferinde ben gitmek istiyorum, burası beni böyle çekiyor. Master'dan sonra gitmek niye çekti beni? Evlendim falan filan, öyle yani, o yüzden kaldım açıkçası. Ama ben İngiltere'yi, tabii ki gençler gelmek isterlerse bilemem, ama
Kanın benim babamın yine, babam da doktor olduğu için babamın bir arkadaşı vardı, sınıf arkadaşı. O dedi ki, o İngiltere'de kalmış, profesördü kendisi. Allah rahmet eylesin, arkadaş işte vefat etti. Dedi ki, çok ünlü bir doktordu yani Türkiye'de. Ailenin kanını emerler İngiltere'de, kalmasın orada dedi. Demiş ve doğrudur yani, İngiltere'de böyle kan emerler onlar. Yasal olarak muayenehanelerde tabii ki aynı Hasan hocamızın söylediği gibi yüklü bir para veriyoruz. Ve böyle işte General Dental Council diyorlar, işte herhalde diş hekimliği odası gibi sizin. Bizi korumuyor, hastaları koruyor. Bir sorun oldu mu iyi değil açıkçası yani, hem sizin açınızdan hem maddi açıdan. Hastanede de evet hani yasalar korur ama eğer sorun senden kaynaklandıysa bayağı bir zorlu işlemler oluyor açıkçası. Hani belki maddi değil de işini kaybetme olasılığın bile olabilir. Eğer sorun hemen onu bakıyorlar işte neler olmuş onu inceliyorlar. Eğer seninle ilgili bir sorunsa kişisine göre açıkçası, şimdi onu da söylemeyeyim de, ben klinik eğitim yaparken bir tane İngiliz arkadaşım yanlış dişi çekti. Böyle halının altına koydular onu, ama Allah korusun biz öyle bir şey yapsak herhalde öldürürlerdi bizi falan. Yani her şey burada çift standart. Kısacası inşallah. Dünyanın neresine giderseniz uygulamalar değişmiyor. İnsan kollamak ayırma demek ki hocam. Tabii. Yani, yani sonuçta siz, ben İngiliz 27 yıldır buradayım artık yani. Hani 27 yıldır pasaport falan hiç önemli değil. Ama sonuçta ben burada doğmadım. Ve bunu her seferinde hissediyorsunuz yani. Belki Amerika'da öyle değildir de, ki benim hani onlara benzer tipim, hani aktif bir insanım, çalışkanım, ama yine de dediğim gibi işte size örnek verdim. Hani ben diş öyle yanlış çeksem herhalde ben ölmüştüm. Herhalde işim falan yoktu yani. İşte. Aylin hocam çok teşekkür ederiz kıymetli tecrübeleriniz için, serüveniniz için. Şimdi izninizle ben sözü Ulvi Gürsoy hocama bırakmak istiyorum. Ulvi hocam, siz çok enteresan bir yerdesiniz, Finlandiya. Herkesin aklına gelmeyen bir memleket. Dünyanın en mutlu ülkesi, biliyorum. Biliyorum. Evet, çok sizden dinlemek istiyoruz serüveninizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim davetiniz için de. Akla geliyorum ben, biliyorum. Çünkü ne zaman bir haber çıksa şeyde, internette eğitim sistemiyle ilgili, dünyanın en iyi eğitimi Finlandiya'da. İkinci haber çıksa dünyanın mutlu ülkeleri Finlandiya gene en üstte. Geçenlerde hatta bir WhatsApp paylaşımı olmuştu. Finlandiya'da son 5 günü kalan sütler bedava dağıtılıyor diye. Artık hepsine cevap yazmaktan ben usandım bunların. Böyle bir ülkedeyim. Evet, Finlandiya'dayım. İskandinavya'nın bir parçası. Kuzeyde. Soğuk. Ben nasıl geldim buraya? 98'de Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. 99'da Cumhuriyet Üniversitesi'nde Sivas'ta doktoraya başladım. Herhalde yeterlilik zamanlarımdı. Yurt dışı kulağıma ilk kar suyunu o sırada dekanımız da Timur Esener profesör. O kaçırdı. Hüsnü hocam hemen şey yaptı, gülümsedi. Ben görüyorum burada. Timur Hoca bir gün park yerinde, araba park yerinde arkamdan seslendi. Kahraman, kahraman, baktım efendim hocam, yok bursu var, sen TOEFL alabilir misin? Dedim hocam alırım, aldım da ondan sonra peki nereye? İngiltere, Amerika, tamam, ben daha doktora mı yapıyorum tabii. Ben başladım iletişim kurmaya. Amerika'nın Alaska'sından UCLA'ine kadar listede A'dan Z'ye kaç tane fakülte varsa hepsine mesaj attım, e-mail attım. Dedim ki işte ben doktora yapıyorum, diş hekimiyim, Türkiye'denim, bursum var, bütün masraflarımı ben karşılayacağım, master doktora yapmak istiyorum. %100'ünden bana olumlu yanıt geldi. Tabii olumlu yanıt gel başla değil. Olumlu yanıt, burada başvuru şartları var. Başvur, alınırsan başlarsın şeklinde. O zaman anladım ki zaten ilk tecrübemi o zaman aldım. Cebimde param var dediğiniz zaman zaten çoğu kapı size açılıyor. Bu işi profesyonel olarak yapan ülkelerde. Bu bir kriter değil. Ama sizden demin söylenen şey, Hasan Hocam'ın söylediği gibi, siz master'la doktora yapmaya gidiyorsunuz. Klinisyen olarak değil, akademisyen olarak değil. Yapacaksınız, döneceksiniz. Zaten sizden çok beklenen bir şey yok. Ama ondan sonra o iş
Türkiye'nin sistem problemleri yüzünden olmadı. Çünkü öğrendim ki sağlık bilimleri bana dedi ki ben 2 yıldan fazla kalırsam yurt dışında doktoram yanarmış, doktoradan atılırmış. Peki dedim, öyle olsun, o zaman gitmiyorum. Doktoramı bitiririm, öyle düşünürüm. Teşekkür ettim Timur Hoca'ya. Doktoram bitti. O zaman da zaten anında tepki vermem gereken bir durum oldu. Dedim ben 2004'ten hemen sonra postdoc olarak başvurumu yapayım. Nereye yapayım? Avrupa'da 5 tane yer seçtim kendime ama yerleri ben periyodontoloji alanında en iyiler olarak seçtim. Bakın burada yurt dışı seçerken ülke seçmedim. Çünkü ülkenin içinde fakülteler çok değişiyor. Ülkenin içinde bölümler çok değişiyor. Bazısı gerçekten çok aktif, bazısı çok pasif oluyor. 5 farklı yere başvurdum. İngiltere dedi ki bana tamam gel, karşılıklı yazıştık. Ta ki benden bench fee yani laboratuvar masraflarını karşılamamı isteyene kadar. O zaman dedim ki bursum bunu karşılamıyor. İlk kapı o zaman kapandı. Belçika dedi ki telefon et. Aradım telefonla, yüz yüze profesörle görüştüm. Dedi ki her şey çok güzel ama bu kadar süre içinde 2 aylık başvuru süren var. Seninle biz proje oluşturamayız. İkinci kapı da o zaman kapandı. O zaman anladım ki bu işler öyle sizin istediğiniz gibi gitmiyor her zaman. Herkesin kendi dünyası var. Siz o dönen çarkın içinde akıllı bir biçimde giriş yapmanız lazım. Ondan sonra Hollanda'ya yazmıştım. Hollanda dedi ki biz bunu bölümde tartışacağız. Başvurun çok güçlü. Bugüne kadar hala yanıt almadım. 17 yıl geçti üzerinden. Finlandiya'ya yazdım. Finlandiya bana gel dedi. Şimdi ilk defa o zaman tabii o zaman anlamamıştım ben bunu ama buraya gelince öğrendim ki bazen de doğru yerde, doğru zamanda, doğru ellerle yani eliniz güçlüyse doğru zamanda ve doğru yerde çok işe yarar. Ben ilk o zaman fark ettim. Çünkü bana gel diyen Veliyukka Uitto bize o kişi diş hekimliğinde diş eti cebi sıvısının biyokimyasını öğreten kişilerden biridir dünyaya. Kanada'dan dönmüş, elinde ne doktora öğrencisi var ne postdoku var, kimsesi yok. Araştırmacı için kıvranırken ben ona e-mail atmışım. Denk orası o zaman gelmiş gerçekten ve bana da oradan gel başladı. Yazdı işte TÜBİTAK'a başvurdum burs için. Finlandiya hükümet bursuna o şekilde yola çıktım. Ondan sonra 1 yıl balayı geçti. Bana dediler ki kahraman kalır mısın? Kalırım. Ama dediler rekabet şartları herkesin aynı. Yani ne yapacağım ben? Bursa başvuracaksın. Bakın kadro falan yok ortalıkta. İkinci dersimi de o zaman aldım. İçin mücadele kısmı orada başlıyor. Şimdi peki diyeceksiniz niye kadro yok? Finlandiya'da zaten her bölümün 3 kadrosu var. Bir profesör, bir doçent, bir yardımcı doçent diyeyim ben Türkiye'ye göre adapte edersem. Ve o kadro oradakilerden biri ölmediği sürece boşalmıyor. Yani emekli olmak değil, emekli olmasını da bekleyebilirsiniz ama yani o kadro ya emekli olacak ya ölecek. Profesör ölünce doçent yerine geçiyor. Doçent tabii mücadeleyle yeniden kadrolara tutuyor. Direkt geçiş değil bu, sakın yanlış anlamayın. Ondan sonra ama bunun olması için birinin yaştan ayrılması lazım. Bu olmuyor. Helsinki o şekilde öyle bekliyor. Bekliyor ne demek? O zaman da siz postdoc şeklinde grantlerle ömür geçirmeniz gerekiyor. İşte ben demin sorular vardı ya keşke olsa olmasa 2009'da postdocluğumun 3. yılında 2008'in sonunda ki o zaman evlenmiştim 2 tane çocuğum ikinci de doğmuştu bir kızımız bir oğlumuz 2008-2009. 2009'da ben dedim ki ben diş hekimiyim, doktoralıyım. Burada Allah aşkına grantlerle birinin ölmesini bekliyorum. Çok mu mantıklı? Eşim de diş hekimi. Ama o zaman yine doğru zamanda doğru yer Turku'da Eyya Könönen, onun çok büyük şeyi vardır, emeği vardır. Burada kadro var, yetişmiş adam yok. Çünkü onun da problemi Turku. O sırada fakülteyi kapatmıştı. Yıllarca siz Türkiye'de biz onu duymuştuk. Finlandiya'da üniversite kapatmışlar, diş hekimliği fakültesi kapatmışlar diye. İşte onu yeniden açtıklarında da kadro bulamamışlardı. Ve ben yine kendini ispatlamış bir postdoc olarak burada başladım 2010'da. Yani yine doğru zaman doğru yer ama o kadar da demin Aylin hocamın söylediği şey 24 saatin 23'ünde bir sürekli çalışma. Ve çalışma sadece laboratuvar fareliği değil. Aynı zamanda bilgi ve fikir üretebilme. Fikrin değerini ben burada öğrendim. Fikir üretemezseniz her şey boş. Zaten laboratuvar teknisyeni benden 1000 kat daha iyi Eliza yapıyor çünkü. Ama fikir üretmeniz lazım. Ben de bunu burada gördüm. 2010'dan sonra da
Bu sefer de buradaki mücadelem başladı. Önce doçentlik. Şimdi Aylin Hoca'nın söylediği gibi ben de burada tenure track'im. Türkiye'de karşılığı olmayan yardımcı profesör. Ama aynı zamanda bölüm başkanıyım. Anlatmayayım. Orası bütün bir saati alır bu kadronun ne olduğunu. Ama şimdilik bu kadar. Böyle bir giriş yapayım. Teşekkür ederiz hocam. Hocam bu sorumuz hani arkadaşlarımız tarafından da çok sevilmiş bir soru. Çünkü yani şu an biz Türkiye'de bazen hekimler bu konu hakkında biraz sıkıntı yaşıyorlar. Mesleğinizi gerçekleştirirken yasalar sizi koruyor mu? Yoksa çalışmanızı tehdit mi ediyor? Türkiye'de kalsaydınız ekonomik açıdan nasıl yaşardınız? Neler farklı olurdu? İlkileriniz nelerdir? Keşkenizden de biraz bahsetmiştiniz ama tekrardan bahsedebilirsiniz isterseniz. Evet. Ekonomik kısmından gireyim. Ben buraya geldiğimde Finlandiya hükümet bursu 750 euroydu. 5 ay aldım bunu. Arkasından TÜBİTAK bursu başladı. 1200 euro. Ben o 1200 euroya geçince yürüyüşüm değişti. Arabamı alsam kendime demeye başladım burada. Benim burada kaldığım süre içinde 2010 yılları özellikle olmak üzere 2015'te döviz Türkiye'de artmaya başlayana kadar belki 2017-2018'de daha belirli. Hiçbir zaman ben Türkiye'den daha fazla kazanmadım diyebiliriz. Ama 2010 yılında özellikle ne zamanki dönerler o zaman çok yüksekti. Özellikle Ankara, İstanbul, İzmir dışı üniversitelerde. Benim burada aldığım rakam Türkiye'nin yarısından az. Çok net söylüyorum. Ama bu sadece benim değil, buradaki rakamlar böyle. Ben hala yine de keşke Türkiye demedim o dönemde. Yani 2010'da Turku'da başladığımda aldığım rakam belli olmasına karşın keşke Türkiye diyemedim paradan dolayı söylüyorum şu an net olarak. Paradan konuşuyorum. Ekonomik olarak çünkü buranın artılarını eksilerini değerlendirdiğimde keşke deseydim dönerdim zaten. Ben bir diş hekimiyim, ben bir doktor olayım. Türkiye'de çok rahat yaşayabileceğimi bilen bir insanım. O dönerdim. Yani demek ki hiç dememişim. Demek ki mesele para değilmiş. Ta ki bu sistem belki işte 2015'lerde dengelendi. Şu aralarda biz sadece döviz yüksekliğinden dolayı size korkunç gelen rakamlar alıyor olabiliriz. O da şey değil, normal değil. Yani hiçbir zaman normal değildi bu kıyaslama. Onu o şekilde söyleyeyim. Yani kim nerede daha çok kazanıyor şeyi konusu. Ki demin söylenen de doğru. Üniversitede biz serbest piyasanın belki üçte birini alıyoruz ama Türkiye'de de öyle. Yani her şey her zaman öyle. Türkiye'de çok komiktir. Ben 2010'un başında ben Bodrumluyum. Bodrum'dan haber geldi. Özel hastane ayda 10 bin euro veriyormuş diye. O zaman dedim ki eşime bak ayda 10 bin euro verilen bir yer varmış. Gitsek mi? Türkiye'ye mi geçsek? Buradaki rakamlar bu kadar komik ya. Eşimin Finli cevabı şey oldu, sen çalışırsın ben kalırım zaten o parayı ne yapacağız o kadar çok diye. Yani hiçbir zaman gerçekçi değildi Türkiye'nin bu garip rakamları. Ama alanda vardı ama bir garipti. Ama burada hep başladığımız çizgide gittik. O demin Füsun Hoca'nın söylediği şey bu aslında. Her şey bir kültür üzerine. Kültür, ben yanlış bilirdim buraya gelene kadar. Kültür dediğin şey müzik kültürü, resim kültürü. Hayır o değil, kültür bir yaşam şekli. Ve buranın yaşam çizgisi var. Ve bu benden önce de böyleydi, benden sonra da böyle olacak. Bizi dengede tutuyor. Biz ne kadar çalışırsak ona göre karşılığını alıyoruz. Üst sınır, alt sınır belli. Ama sizden hiçbir zaman da keşke dedirtmiyor. O da gerçek yani. Peki bizi koruyor mu yasalar? Yani bilmiyorum, hiç duymadım burada bir malpractice olayını. Sebebi de belki aşırı ince elenip sık dokunan bir ülkede yaşıyor olmamızdandır. Yani burada hiçbir zaman zaten her şey o kadar yavaş ilerliyor ki karar kısmı pratik kısmından daha uzun sürüyor. Belki ondan dolayıdır hiçbir zaman mal praktis olmuyor çünkü çok düşünülüyor zaten her şey yapılmadan önce. Ama yasa sizi doğrudan korumuyor, öyle bir şey yok. Evet Kahraman Hocam, çok güzel sohbetiniz. Böyle tane tane anlattınız. Yani kültür demek gerçekten çok güzel. Her şeyin bir kültürü var. Eğitimin kültürü var. Yaşam kültürü var. Kültür dediğimiz bir adab galiba. Evet, o kelime karışıyor orada. Biz de aynen öyle. Evet, evet, evet. Son dönemde de çoğu zaman kaybettiğimiz bir şey. Hani şey vardır ya bu
ekol, bizim ekol dediğimiz şey okul kelimesi, evet. Fransızca. O aslında bizim kültür dediğimiz burada ekol. Evet. Yani devam eden bir çizgi var, devam eden bir yapı var. Ben mesela burada araştırmaya başlayacaktım. Farklı farklı fikirlerle geliyorum genç halimle. Dediler ki akıl, çok sağ olsunlar, yönlendirdiler. Yani burada 30 yıldır giden bir bilgi birikimi var. Niye üstüne koymuyoruz? Niye apayrı bir şeyler keşfetmeye çalışıp da baştan başlıyorsun? O zaman ilk kültür kelimesi oradan geldi. Laboratuvar kültürü diye bir şeyi ben o zaman öğrendim. Laboratuvarda bakteri kültürü değil bu. Ama laboratuvarın 30 yıldır kurduğu bir sistem var. Onun üzerine eklemek var, çarkı devam ettirmek var ya da her şeye baştan başlayacağım iddiasında bulunmak var. Aynı şey her şeyde, eğitimde, hasta bakımında. Doğru. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Gene üçüncü turda sizinle birlikte olacağız. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, şimdi sırada sevgili hocamız Burak Yılmaz var. Burak bizim üniversiteden mezun oldu. Doktorasını da Ankara Üniversitesi'nde yaptı ama çok uzun güzel bir serüven yaşadı. Şimdi kendisinden hikayesini dinlemek için sözü Burak hocama veriyorum. Burak hocam. Teşekkürler Funda hocam. İyi akşamlar herkese. Ben de keyifle dinliyorum herkesi. Ve Funda hocamın bahsettiği gibi Ankara Üniversitesi mezunuyum. Ve sonrası için ben de sizi biraz Amerika'ya, Amerika'nın ortasına doğru götüreceğim. Ohio'da devam etti benim serüvenim. 2008 yılında doktora sonrası bir meslektaşımın yönlendirmesiyle beraber Ohio State Üniversitesi'nde bir implant protest fellowship olduğunu duydum. O da oradaydı zaten. Yani böyle yeni bir protezci arıyorlar fellowship için. Postdoktoral bir pozisyon bu. Gelmek istersen başvur diye. Başvurdum. Beni mülakata çağırdılar. Bir haftalık mülakata gittim. Sunum yapmamı istediler. Sunumda bana şu söylendi. Bu detay önemli olduğu için söylemek istedim. Ya sizin mentorlarınız kim? Nerede öğreniyorsunuz böyle güzel şeyleri diye. Ve yani aynı yere geleceğim. Aynı şeyi söyleyeceğim Füsun Hoca'nın söylediği gibi. Aldığımız eğitim oldukça yeterli gözüküyor buralarda başarılı olabilmek için, tutunabilmek için ilk etapta. Ve fellowship bir sene kabul aldım ve o bir senelik süreçte hasta baktım. İmplant hastaları sadece o fellowship kliniğinde ve Ohio'nun sistemi lisansınız kabul edildikten sonraki kısa süren bir süreç bu. Bina içerisinde hasta bakmanıza izin veriyor ve o şekilde yaklaşık bir ay içerisinde hasta bakmaya başladım. 11 ay kadar hasta baktım. O süreçte bir kadro açıldı ve öğretim üyesi kadrosu, yardımcı doçent kadrosuydu. Aslında hiç kalmayı düşünmüyordum çünkü ben bizim işin biraz da duygusal kısmına gireyim. Profesyonel kısmını çok sevmiş olsam da saat akşam 5 sonrası, hep bunu söylemiştim, 8-5 arası çok güzel yaşıyor, 5 sonrası ben sıkılıyorum burada da diye. 29 yaşında gitmiştim ben de, evli de değildim o zaman. Ve Türkiye'ye geri dönmeyi planlıyordum. Ve bu açılmış kadroya, akademik kadroya ben yine de başvurdum. Aslında başvuru sebebim de bir görmek için bu süreç nasıl oluyor diye. Ve 2 günlük o süreç, mülakat sürecinden sonra da bir ay sonrasında kadroyu bana teklif ettiler. Ve benim için çok zor bir dönem başladı. Çünkü Türkiye'ye dönmek isterken aslında güzel gözüken bir kadro vardı önümde. Ve en sonunda kabul ettim kalmayı. O süreç gerçekten kolay geçmedi ama. Ve hani diğer hocalarımın da söylediği gibi kişiden kişiye değişen beklentiler, süreçler bunlar. Ve o dönemde 29 yaşındaki ben için bu kararı vermek oldukça zordu. Ve yaklaşık 2 ay içerisinde 15-20 kilo arası bir kilo aldım o kararı vermeye çalışırken. Yani hani bir de şu var tabii, benim gittiğim yer Ohio, yani Pennsylvania'da değil, Toronto'da değil ve daha yabancılara karşı yabancı olan bir yer. Onun da sıkıntılarını çektim diyebilirim. Hatta 2007'de gittiğimde o dönemdeki yabancılık daha da fazlaydı. Yani ben oradayken 13 yıl kaldım ben orada. O süreçte biraz daha gelişti o bölge, o şehir, kaldığım şehir. Ve
yardımcı doçent olarak başladım ve Füsun Hoca'nın da bahsettiği gibi eğer çok çalışırsanız o kapıların açılma şansı oralarda var. Akademik ortam oldukça kaynakları fazla olan bir ortam. Fazlaydı o dönemde 2007-2008'de. Zaman içerisinde gözlerimin önünde o kaynakların da aslında azalmaya başladığında ne yazık ki gördüm. Ve sistem de değişti süreç içerisinde. Daimi kadrolar azalmaya başladı. Ama neyse ben daimi kadro başlangıcıyla başladım yardım doçent olarak. Sonrasında 4 sene sonra daimi kadroya geçtim. Doçent olarak devam ettim. 5 sene sonrasında profesör oldum. Ve 2020 yılında eşimle beraber biz İsviçre'ye taşınmaya karar verdik. Ve şimdi Bern Üniversitesi'ndeyim. 2020 Eylül ayından beri Bern Üniversitesi'nde dijital diş hekimliği teknolojileri laboratuvarını aslında kurmaya geldim gibi diyebiliriz burada. Çünkü her şeyini ben yaptım gerçekten. Böyle bir laboratuvar yoktu geldiğimde. Ve yaklaşık 19-20 aydır İsviçre'deyiz. Ve onun öncesinde 2018'de 6 aylıkta bir Almanya Aachen'da sabbatical tecrübem var. Yani dolayısıyla şunu söyleyeyim, aslında benim tecrübelerim daha çok Amerika ile ilgili. Çünkü 13 senem orada geçti, 12,5 senem orada geçti. Ve İsviçre ile ilgili de bir takım kıyaslamalar yapma şansım var Amerika ile ilgili. Çünkü gerçekten sistemi çok iyi öğrendiğimi düşünüyorum özellikle Amerika'daki. Ve en büyük farkların insanların tarzı olarak görüyorum, yaşam tarzı ve İsviçre'deki yaşam tarzında kıta benzerliği olması sebebiyle Türkiye'ye daha yakın buluyorum. Özellikle belki de çıkış noktam Ohio olduğu için böyle düşünüyorum. Çünkü Ohio'da belki de derinden derine her gün yabancı bir kıtada olduğunuzu veya bir ülkede olduğunuzu hissediyordunuz. Ben öyle hissediyordum. Benim tecrübelerim böyleydi. Ama oradan sonra Zürih'e inince sanki Türkiye'ye gelmiş gibi hissettim. Buradaki insanların vücut dilleri, tarzları bana Türkiye'yi çok hatırlatıyor. Amerika'dan sonra, Ohio insanından sonra. Hani başlangıç hikayem böyle. Çok teşekkür ederiz hocam. Aynı zamanda Burak hocamızla alakalı şeye de ufak detay vermek isterim. Fakültemizin belgesinde de Burak Yılmaz hocamızı göreceksiniz. Hocam peki ben size şunu sormak istiyorum. Hani aynı hocama da sormuştum bu benzer soruyu. Ankara Üniversitesi'nde kalsaydınız ya da Türkiye'de bir üniversitede kalsaydınız hayatınızda neler farklı olurdu? İyileriniz, ilkileriniz, keşkileriniz nelerdir? Bir de neden bu ülkeyi tercih ettiniz? Neden diş hekimliği fakültesinde Ankara'da akademisyen olmak yerine orada oldunuz? Aslında Ankara'da ben de hayatımı kendimce kurmuştum. Yani Ankara'da kalmayı istiyordum, seviyordum ve çok güvenli bir çevre kurmuştum kendime. Ve ama bir taraftan da Aylin Hoca'nın da söylediği gibi yurt dışına gitmek ve hani oraları görmek de bir taraftan beni böyle hani ne denir, içimi yiyor muydu denir. Öyle bir imkan çıkınca onu değerlendirmek istedim. Bu da bir postdoktoral fellowship imkanıydı ve bir senelik bir imkan olduğu için aslında karar vermesi de zor olmadı oraya gitmek için. Ve acaba gitmeseydim, Ankara'da kalsaydım ne olurdu, nasıl olurdu buna inanın cevap vermem çok çok zor. Ama bir şeyin kesinlikle söyleyebilirim. Dünya görüşü açısından, mesleki anlamda dünya görüşü açısından bu adımı atmış olmam bana çok çok şey kazandırdı. Bundan eminim. Bunu görebilmek, bu çevremi genişletebilmek ve dünyayı daha iyi tanıyabilmek sadece aslında mesleki anlamda değil, genel insani anlamda farklı milletten insanları, altyapıya sahip insanları, kültürleri görmek. Ben Ankara'da doğdum, büyüdüm ve oldukça aslında hani seyahat etmiş olsam da öncesinde Amerika'ya gitmeden önce aslında o ne denir, o sınırlı alanda yaşıyordum ve oradan çıkmış olmanın çok büyük faydalarını gördüm. Keşke arkadaşlarımın, çok sevdiğim arkadaşlarımın düğünlerine katılabilseydim. Ve özel günleri kaçırdım, onlara katılabilseydim. Keşkelerim bunlardır diye bilirim. Onun dışında bu bir süreç ve
Türkiye'de de olsam güzel ve kötü tarafları olacaktı eminim. Orada da güzel ve kötü tarafları oldu ve ben bir dengesi olduğuna inanıyorum. Ve dediğim gibi yükselen kişiye değişir ama benim için dengeliydi. Amerika'da geçirdiğim süre ve halen burada geçirdiğim süre, Türkiye'de o hayatı, yakınlarımızı, sevdiğimiz insanlarla olan o hayatı belki ne denir, teğet geçmek mi? Ama bir taraftan da müthiş dostluklar kurdum farklı milletlerden insanlarla yurt dışında yaşayarak. Ve İsviçre'ye taşınarak da o anlamda aslında biraz daha kolaylaştırdım işimi. Çünkü Türkiye benim için her zaman ziyaret etmek çok büyük mutluluk veren bir şey. Ülkeme geri dönmek, ziyaret etmek. 5 defa 6 defa gittiğim oldu sene içerisinde. Şimdi çok daha kolaylaştı. Covid çok izin vermedi ama o açıdan çok memnunum. O yakınlık hissi insanı mutlu ediyor Türkiye'ye. Bu şekilde. Burak Hocam, seni çok özlemişim. Bana çok iyi geldi seni görmek dinlerken. Teşekkürler. Seninle çok gurur duyuyoruz. Hepimiz öyle. Bütün Ankara Üniversiteliler, dostların. Çok teşekkürler. Üçüncü turda tekrar seninle birlikte olacağız. Teşekkür ederim. Şimdi sözü Dilek Yiğit Hocam'a vermek istiyorum. Dilek Hocam, çok bekledin, yoruldun. Kusura bakma. Biraz da gecikmemiz oldu. Dilek Hocam 2 aydır Katar'da. Evet, çok teşekkür ediyorum davetiniz için öncelikle. Bu samimi paylaşımları benim için ciddi anlamda böyle ışıklar yaktı, pencereler açtı. Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli izledim hocalarımın paylaşımlarını. Ben çok yeniyim burada, aslında Türkiye'den yeni geldim sayılır, ama benim aslında yurt dışı isteğim, heyecanım ve denemelerim çok yeni değil. Doktoradan sonra başladı. Ben lisans ve doktora Marmara mezunuyum, Marmara Üniversitesi mezunuyum. Daha sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde 2011 yılından 2021 yılına kadar 10 yıl oranın kurucu ekibinde yer aldım ve bölüm başkanlığı yaptım. Endodonti Anabilim Dalı'nın başkanlığını yaptım. Doktoram sonrası Kocaeli'nde çok yeni bir akademisyen olarak çalışmaya başladım ama yurt dışına gitmeyi çok istiyordum. Özellikle de Amerika ve Kanada. Ve bazı projeler yazdım, işte TÜBİTAK projeleri destek, yani bir sürü öneriler, fikirler, orada birçok yere, birçok hocaya yaptım, e-mailler attım ve gerçekten çok olumlu da dönüşler aldım. Kanada'dan ve Amerika'dan gel diyenler oldu ama şartları şöyleydi: yazın olmaz, yazın gelemezsin, kışın yani geleceksin ve en az 6 ay. Bir çalışma yapmak için en az 6 ay burada bulunman gerekiyor şeklindeydi. Biz fakülteyi yeni kuruyorduk Kocaeli Üniversitesi'nin. Haklı olarak dekan hocam sadece yazın gidebileceğim ve 3 ay gidebileceğim şeklinde bir izin verdi. O yüzden eşimin aklına süper bir fikir geldi. O zaman Avustralya'ya başvur dedi. Çünkü hani bizde yazken orada kış. O yüzden yani eşimin dahice fikriyle ben Avustralya'da çok değerli bir hocamıza, çok konusunda çok ünlü bir hocamız, çok samimi bir e-mail attım. Bence samimiyet de çok önemli. Çünkü sizin hani gerçekten istekli ve bu konuda samimi olduğunuzu gördüklerinde göz ardı edemiyorlar. Ve biz çok mücadeleci ve çok çalışkan bir şeyiz, milletiz. Hepsi farkında bunun. Bütün yabancılar bizim ne kadar mücadeleci olduğumuzun farkında. Ve aslında çok büyük bir gücüz ve bunu herkesin farkında olduğunu düşünüyorum ben. Daha sonra oradaki hoca çok samimi buldu söylediklerimi. Yani ben dedim ki sizde kış olduğu için ben gelmek istiyorum. Çünkü yani açıkçası böyle. Ama dedi kesinlikle 6 ay, mümkün değil yani 3 ay. Bunun üzerine ben de bunun olamayacağını söyledim ve çok üzgün olduğumu söyledim. Üzülme lütfen dedi. Biz seninle Skype üzerinden e-mailleşerek bu çalışmalar çok güzel. Biz bunu seninle götürürüz, yaparız. Hiç üzülme. Ben sana yardım edeceğim. Skype üzerinden yapacağız. Ve biz o hocamızla birkaç tane öyle güzel çalışmalar yürüttük. Arkasından ben Amerika'daki hocalarla da çalışmaya devam ettim. Yani hiçbir zaman vazgeçmedim. Hiçbir zaman işte gidemeyeceğim deyip aslında bence önemli olan şey vazgeçmemek, böyle bırakmamak, ipin ucunu bırakmamak ve devam ettim. Ve sonra çok enteresan, bütün bunlar benim burada Katar'da, Katar Üniversitesi'ne girmem için kapıları açtı.
ve ben bunu o zamanlar yani reddedil yani gidemediğimde daha doğrusu hani yurt dışına gitme isteğim üniversitem tarafından reddedildiğinde tabii çok üzülüyordum ve bunu tahmin edemiyordum ama bazı bana kapılar açtı. O yüzden benim tavsiyem mümkün olduğunca her şeyi kayıt altına almak, işte yaptığınız her şeyi ya da bir portfolyo, güzel bir portfolyo oluşturmak, baktığınız hastaları dahi güzel bir şekilde kayıt altına almak, bunları istendiği zaman güzel bir şekilde sunum yapabilmek. Yani çok genç yaştan, genç bir hekimken, itibaren yaptığınız bütün çalışmaların kaydını tutmanızı öneriyorum. Her şeyin kaydının olmasını ve gerektiğinde çıkarabilmenizi öneriyorum. Daha sonra ben yurt dışı kapısını kapattım. Çünkü ikiz bebeklerim oldu ve benim için artık bitmişti yani. Hani kariyerim yurt dışında mümkün değildi. Dilek Hocam özür dilerim. Pardon tabii. Dilek Hocam. Sesinizi mikrofonla duyamıyoruz tam olarak. Mesafenizi sabit tutarsanız ara ara gidip geliyor sesiniz. Çok teşekkürler. Özür dilerim. Tamam. Daha sonra eşim Katar'dan bir teklif aldı ve biz Katar'ı ciddi ciddi düşünmeye başladık. Gelip ülkeyi görmek istedik öncesinde. Çünkü ön yargılarımız vardı. Orta Doğu'da bir ülke. Fikrim dahi yoktu Katar hakkında. O yüzden gelip bir görmek istedik ve ben ücretsiz izin alıp 6 ay burada eşimle yaşadım 3 yıl önce. Açıkçası hiç beklemediğim bir şekilde çok sevdim ülkeyi. Özellikle de burada Türklere olan davranışlar ve burada karşılanışımız ve bize duyulan saygı da çok hoşuma gitti. Çalışma şartları güzeldi. Ekonomik anlamda Türkiye 3 yıl önce bir şeyler, işaretler gelmeye başlamıştı. Kötüleşmeye gidiyordu ekonomisi ve buradaki şartlar da gittikçe iyi gözükmeye başlıyordu. O yüzden deneyelim dedik, denemeye karar verdik ama ben akademisyenliği bırakmak zorundaydım. Çünkü burada Katar Üniversitesi diş hekimliği yeni açılıyordu ve çok bir belirsizlik vardı. Başında bir dekan bile yoktu. Konuşmaya gittiğimde beni... Yani bir muhatap dahi bulamadım ve o kapıyı da kapattım ve klinisyen olarak ben license'a yani... Dilek Hocam özür dilerim, tekrar sesinizi alamıyoruz, uyarmak durumundayım size. Şu an hocam geliyor mu? Şu an gayet iyi geliyor, teşekkür ederiz. Ben bir hastaneyle anlaşıp klinisyen olarak çalışmaya karar verdim. Ve license yani lisans Türkçesi de herhalde... Çalışma izni oluyor, değil mi? Çalışma iznine başvurdum. Daha doğrusu benim adıma başvuruldu. Çünkü Katar'da siz kendiniz çalışma iznine başvuramıyorsunuz. Sponsorluk sistemi var. Mutlaka bir sponsorunuzun olması gerekiyor. O sponsor sizin adınıza bir çalışma iznine başvuruyor. O işlemleri kesinlikle sponsor yürütüyor. Siz hiçbir şekilde müdahale olamıyorsunuz sürece. O yüzden bir klinikle, hastaneyle anlaştım ve klinisyen olarak benim lisansıma başvurdular. Tabii hiç kolay olmadı lisans almak burada. Vaka sunumları yaptım. 2 saatlik bir mülakata girdim ve ben ülkemde işte o sırada doçentken burada uzman endodontistler tarafından çok ciddi bir böyle sınava tabi tutuldum ve kendimi anlatmak, açıklamak, yani ispat etmek zorunda kaldım ama sonuç olarak o sınavı geçtim, lisansımı aldım ve hastanede başlamak üzereyken bir gece hiç içime sinmedi akademisyenlikten ayrılmak ve yani bir hastanede çalışmaya başlamak. Dekan da belli olmuştu, Katar Üniversitesi'nin dekanı, ona bir mail attım, e-mail attım ve onunla her şey değişti. E-mail'e lisansımın olduğunu, burada vatandaş yani oturma iznimin olduğunu, burada bulunduğumu şu anda yani hazır ve nazır bir şekilde ve belgelerimin her şeyin hazır olduğunu ve de akademisyenliği çok istediğimi, o yüzden işim olduğu halde yani bunu son bir kez denemek istediğimi yazdım ve o da benimle ertesi sabah görüştü. Yani bu kadar hani mailime direkt cevap geldi ve ertesi sabah biz bir görüşmedeydik. O görüşmede de beraber çalışma yaptığım hocaların
tesadüfen onun yakın arkadaşları olduğu ortaya çıktı ve onları aradı, onlardan da referans aldı. Benimle de görüşmesi sonucunda ve de yani sanırım doğru yerde doğru zamandaydım. Çünkü bir de endodontiste ihtiyaçları vardı. Ocak'ta dersler başlıyordu ve hazır bir kadro yoktu. Tam zamanında bir e-mail atmışım. Yani diğer hocalara katılıyorum. Her şey sanırım kadere ve kısmete bağlanıyor sonunda. Yani hani bir akademisyen olarak kadere kısmete bağlayacağım ama yani doğru yerde doğru zamandaymışım ve bu şekilde Katar Üniversitesi'nde çalışmaya başladım. Şu anda da her şey çok güzel gidiyor. İnşallah da burada uzunca bir süre kalmayı planlıyorum bu şekilde devam ederse. Böyle çok mu açtım sırayı acaba? Yok hocam, çok teşekkür ederiz. Hocam yurt dışında yaşamaya alışmak zor muydu sizin için? İlk gittiğinizde neler hissettiniz ve çalıştığınız kurum çalışanları ve toplum içinde bir Türk olarak nasıl karşılanıyorsunuz? Bunları merak ediyoruz. Çalıştığım kurumda bir defa çok fazla Türkçe bilen insan, yani Katari var. Yani Katar vatandaşları Türklere, Türk dizilerine ve Türkçe'ye çok düşkünler. Burada Türkçe kursları var bir sürü ve çok fazla talep var. O yüzden öğrencilerimle dahi bazen ders sırasında Türkçe sorular alıyorum. Yani Türkçe cevap veriyorum. Ve bunu herhalde dünyanın hiçbir yerinde, hatta benimle dalga geçiyorlar yani üniversitenin resmi dilini yakında hani kadroyu da toparlarsam burada resmi dili değiştirebiliriz. Yani İngilizce, eğitim dili İngilizce. Tabii Arapçası olanlar çok büyük avantaj yaşıyorlar. Arapça aslında ana dil Arapça ama eğitim dili İngilizce. Türk olduğum için açıkçası bunun biraz pozitif ayrımcılığını yaşıyorum diyebilirim. Çünkü çok çok seviliyor. Yönetim kadroları tarafı, yani yönetim kadrolarında genelde Katar vatandaşları var ve çok sevdikleri için burada Türklerin işleri çok hızlı ilerliyor. Diğer milletlerden olan kişilerin işte bir ehliyet, araba ehliyeti, yani sürüş ehliyeti dahi almaları aylar sürerken biz anında ehliyetimizi alıp arabamızı alıp kullanabiliyoruz ya da iş yerimizde bizim işlerimiz, belgelerimiz anlamında çok daha hızlı ilerliyor diğerlerine göre. O yüzden onunla ilgili bir sıkıntım yok. Yani herhangi bir, hiç kötü bir şeyle karşılaşmadım. Tam tersi, her şey çok iyi. Onun dışında tabii ki zorluklar yaşadım. Yurt dışında yaşamak ayrı bir mücadele. Çok başka bir şey. Ufak çocuklarım da olduğu için ciddi zor, yani onların yaşadığı zorlukları da ben anne olarak yaşadığım için büyük zorluklar yaşadım. Ama gittikçe alışıyorum. Bir adaptasyon süreci var. Herkes zaten bundan bahsediyor, adaptasyon sürecinden ve ben de gittikçe alışıyorum. Kültür olarak bize çok yakınlar, bizim kültürümüzü de çok sevdikleri için onunla ilgili herhangi bir şey yaşamıyorum ama tabii ki hiçbir şey kendi çevreniz, arkadaşlarınız ve aileniz gibi olamıyor. Buradaki her şey çok başta yapay geliyordu ve samimi bir arkadaşlık yoktu. Ama Türk komünitesi çok birbirine bağlı. O yüzden Türk komünitesiyle başlangıçta şey yaptım, adaptasyonu geçirdim diyebilirim. Daha sonra yabancı arkadaşlarım da olmaya başladı ve işe de başladığım zaman zaten iş ortamında doğal olarak sosyalleşmeye başlıyorsunuz. O yüzden böyle. Teşekkürler Dilek Hocam, çok sağ olun. Evet, turu böylece tüm hocalarımızdan katkı alarak tamamlamış bulunuyoruz. İkinci tur için ben Füsun Hocam'a tekrar söz vermek istiyorum. Daha sonra Hasan Hocam ve Aydın Hocam'dan denklikle ilgili öğrencilerden çok fazla soru alıyoruz. Çok merak ediyorlar, nasıl başvururuz, lisansta mı gidelim, lisans üstünden daha sonra doktoraya başlayıp mı gidelim, avantajlı mı olur, başvuru süreçlerini nereden öğrenebiliriz gibi. Füsun Hocam. Funda Hocam, evet, teşekkür ederim bana verdiğiniz için ilk sözü. Çünkü belki arada bırakabilirim, bu arada bir kliniğe gittim geldim, birazcık izin istedim. Uzayacak dedim. Teknik problem yaşadık. Arkadaşlara ne olur beni şey yapın dedim. Kusura bakmayın. Klinikte dedim, öğrencilerle ilgilenin.
Ben şimdi bir ekran paylaşacağım. İnşallah bir problem olmadan paylaşırım. Neden paylaşamıyorum ekranı? Allah Allah. Hocam bir saniye. Hocam arkadaşlarım sizi şimdi host yaparlar. Ben şimdi herhalde şeyi açmam gerekiyor. Evet, şimdi açtım. Şimdi ekrana paylaşayım bakayım. Evet, prezentasyonu açtım. O zaman herhalde daha rahat olacak. Tamam. Bir saniye. Ekran paylaşımı, evet hocam, başlıyor. Oldu mu hocam? Görünüyor değil mi? Evet evet, görünüyor. Teşekkürler. Tamam. Ben böyle ekranda çok kısa vermek istedim. Yani görsel olarak belki arkadaşlar şeyi de yaparlar. Ekran resmi de alırlar. Ondan sonra daha iyi bakarlar. Amerika'yı anlatmak için. Tabii ben sadece Amerika üzerine konuşacağım. Çok inşallah kısa sürede. Ne kadar süren var hocam? Gerçi 3 slaytım var ama gene de konu sevgili çok... Sevgili hocam, 10 dakikanız var. Ha, iyi, tamam. Amerika'da diploma denkliği denince aslında tabii diplomalarımız konusunda bir problem yok. Herkesin diploması Amerika'da geçerli de çalışamazsınız. Diplomanızı kabul ediyor fakat çalışamıyorsunuz. Yani lisansınızın olması gerekiyor. Amerika'da çalışma izninizin olması gerekiyor. Bunu da yapabilmeniz için Amerika'da mutlaka Amerika'daki akreditasyon komisyonunun belirlediği fakültelerden birinden 2 senelik bir eğitim almanız gerekiyor. Bu bazen 2 oluyor, bazen 3 sene oluyor. Yani klinik sınıfları bir kere daha okumanızı, okulu bitirmenizi, bu arada boardları geçmenizi istiyor. Boardlardan sonra teorik boardlar ve pratik boardlar. Teorik boardları okuldayken zaten geçiyorsunuz. Okuldan mezun olduğunuzda da pratik board sınavına giriyorsunuz. Bu aslında lisans almak sadece biz yabancılar için geçerli olan bir olay değil. Tabii bütün Amerikalılar için de geçerli. En sonunda okulu bitirdikten sonra lisansınızı alıp lisans sınavlarına girip okul devam ederken teorik sınavlara giriyorlar normal öğrenciler. Sonra okul bittiğinde de pratik sınava girip lisans sınavına girip lisansını alıyorlar. Yabancılar için de dediğim gibi 2 sene okuması isteniyor yabancıların da. Bu 2 sene zarfında, yalnız bu 2 seneye başlayabilmek için de yabancılardan board sınavlarını geçmeleri isteniyor. Yani teorik board sınavlarının geçilmesi gerekiyor. Bunlar eskiden 1 ve 2 olarak yapılıyordu. Şu anda ikisi birleştirildi. Integrated National Board diye bir sınav koydular. Tek bir sınava giriliyor. Ve bu sınavı geçen öğrenci ondan sonra başvurabiliyor. Burada lisansını, buradaki diş hekimliği fakültesinin, yani okullara 2 senesini tamamlayabilmek için, bu 2 seneyi bitirebilmek için. Ben burada American Dental Association'ın bu akredite okullarının listesi için bir web sayfası verdim. Sonra en sonunda da zaten nereye başvuruluyor bu okullara kabul edilmek için, onun burada linkini verdim. Arkadaşlar bu linklere girip bakabilirler. Kabit'ten başvuruyorlar. Dediğim gibi burada kısaca neler isteniyor onları özetledim. Dental board sınavlarının geçilmesi gerekiyor. Eskiden 1 ve 2'ydi. Ben 1 ve 2'yi girip geçmiştim. Şimdi tek bir sınav var. TOEFL sınavında yeterli skorun alınması gerekiyor. Ve okullara başvuru yapabilmek için de dediğim gibi bu okullara girebilmek için de bu linkten bir başvuruda bulunması gerekiyor. Okul Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde 30 kadar okul yurt dışından mezun olmuş, yani international öğrencileri almakta ve bunları 2 sene, 3 sene, bazı okullar 3 sene yapıyor bunu okutarak lisanslarını almalarına yardımcı olmaktadır. Şimdi burada da kısaca ben bir şeyden bahsetmek istiyorum. Okullara başvuru dosyası, yani bu linkten başvururken sizden neler istiyorlar? Bir kere dediğim gibi boardları geçmiş olmanız gerekiyor. Şimdi bir tane board. Ve TOEFL'dan iyi bir puan almanız gerekiyor. Onun dışında burada kısaca özetledim. Kişinin diplomasını, yani Amerika'dan diploma alıp burada pratik yapabilmesi için isteğini belirten, kendisini tanıtan bir beyan yazması gerekiyor. Personal statement derler burada. Kendisine bir anlatması gerekiyor. Neden sen bunu istiyorsun
Ne için istiyorsun, ne yapacaksın Amerika'da? Bunu istiyorlar, bir beyan yazıyorsunuz. Geldiği ülkenin, fakültenin dekanından bir tavsiye mektubu istiyorlar. Geldiği ülkede yine fakültesinden bir hocadan yine bir tavsiye mektubu istiyorlar. Dekanın dışında bir hocadan bir tavsiye mektubu istiyorlar. Ve sonra bir de burada okullara alınırken dikkat edilen kriterlerden birisi de okula girecek öğrencinin biraz Amerika'daki diş hekimliğini görmüş olmasını istiyorlar. Yani Amerika'da diş hekimliği nasıl yürüyor, neler yapılıyor? Bir diş hekimliği muayenehanesinde hastayla iletişim nasıl kuruluyor? Muayenehane nasıl yönetiliyor? Muayenehanede hangi işlemler yapılıyor? Bunları görmesini istiyorlar ve öğrencilerden genelde böyle bir diş hekiminin yanında en azından bir dental asistan olarak bile en az hiç olmazsa bir 6 ay, 1 sene çalışmasını istiyorlar. Yani böyle bir bilgiyle gelirseniz, böyle bir background'la girirseniz eğer bunlara daha sıcak bakıyorlar. Ve oralarda çalıştığınız zaman da o çalıştığınız yerlerden yine bir tavsiye mektubu alıyorsunuz. Çalıştığınız diş hekimden bir tavsiye mektubu alıyorsunuz. Bu da ayrıca dosyanıza giriyor. Bunlar sizin okula girmenize çok yardım ediyor. Bu tavsiye mektupları Amerika'da çok önemli. Yani ben buraya gelen öğrenciler, bize girmek isteyen öğrenciler, Türk öğrencilerden biliyorum. Hatta Ankara Üniversitesi'nde de bunu yaşadık. Hocalar bu tavsiye mektuplarını yazarken çok böyle kısa, işte bizim öğrencimiz de mezun oldu, iyidir diye kısa mektuplar yazıyorlar. Lütfen buradan hocalarımıza da sesleniyorum. Böyle bir tavsiye mektupları için öğrencilerden başvuru gelirse, özellikle Amerika'dan başvuru gelirse, lütfen uzun yazın biraz bu tavsiye mektuplarınızı. Öğrencinize anlatmaya çalışın. Öteki türlü inandırıcı olmuyor uzun olmazsa. Hatta ben buraya gelen öğrencilerin tavsiye mektuplarını okullardaki hocalarından da izin alarak hep kendim yazdım bizim fakülteye girenlere. Yani böyle yazılması gerekir. Böyle yazılmazsa çok dikkate almazlar dedim. O yüzden hocalarımın, dekanlarımın bu konuda çok dikkatli olmasını istiyorum. Bir de mezun olduğu okuldan transkript isterler ve transkriptte de mezuniyet derecesini isterler. Mezuniyet dereceleri de çok önemli. Buradan yine hocalarımıza sesleniyorum ve öğrencilerimize sesleniyorum. Amerika için konuşuyorum. Mezuniyet derecesi gelen dosyaların seçiminde ilk kriterlerden birisi oluyor. Maalesef bizim okullarımızda öğrencilerimize çok yüksek not vermiyoruz. Bunu ben de yaşadım, hepimiz yaşadık ve hepimiz yaptık da. Öğrencilerimize not verirken biraz böyle kıt notlar vermeye çalışırız. Nedense hani böyle öğrenci 100 vermekten çekiniriz, 90 vermekten çekiniriz. Ama öğrenciler sonra yurt dışına geldiklerinde, özellikle Amerika'ya geldiklerinde o düşük mezuniyet notlarıyla, ki bunların bazıları okul birincisi ve ikincisidir, geldikleri düşük mezuniyet notlarıyla ilk başvurularında reddediliyorlar öğrenciler. Bize gelen iki tane öğrenci, başvuru için gelen iki tane öğrenci, bu iki öğrencinin de şanslarından biri, bir tanesi benim Selçuk'tan öğrencimdi. Ben tavsiye mektubunu verdim. Ve inanır mısınız, okulun dekanı beni çağırdı, okulumuzun dekanı, Füsun sen böyle birine bir tavsiye mektubu vermişsin ve çok methetmişsin bu kızı. Ama mezuniyet notuna bak, bu ne böyle dediler. Hocam dedim, yani Profesör Kinein, özür dilerim, yani biliyorum, yani güzel bir tavsiye mektubu yazdım, öğrencimin mezuniyet notu çok kötü. Ama bilin ki Amerika'daki birçok, pardon Türkiye'deki birçok fakültede mezuniyet notları böyledir. Biz çok fazla öyle Hintliler veya diğer ülkeler gibi, Hindistan'dan gelen öğrencilerin mezuniyet notları yüzde geliyor neredeyse. Onlar gibi fazladan not vermeyiz. Biraz bizim notlarımız, hocaların notları biraz kıttır bizde. Onun için lütfen Türkiye'den gelen öğrencilere bu konuda birazcık daha şans tanıyın dedim. Ve öğrencimiz girerse inanın ki çok memnun olacaksınız dedim. Ve hoca benim o tavsiyem neticesinde Selçuk'tan gelen öğrencimizi düşük notla aldı okula. Sonra Ankara Üniversitesi'nden bir öğrencimiz geldi. Hocam sizden de geldi. O kızcağızın da notu düşüktü. Ama daha önceden böyle bir tecrübe yaşadığı için okul Nesrin'i aldı. Çünkü biliyorlardı yine Nesrin'in de okulundan dolayı hocalarının verdiği notların hani çok böyle titiz titiz incelenerek verildiğini artık öğrenmiş oldu benim okulum. Ama diğer fakültelerin bunu bildiğini tabii hiç düşünmüyorum. Zaten Türkiye'den çok az öğrenci geliyor Amerika'ya. Bundan itibaren, yani bu yıllardan itibaren sanırım ki daha fazla öğrenci gelecek. Çünkü çok sorular geliyor öğrencilerden. Eskiden çok öğrenci gelmiyordu. O nedenle
öğrencilerimizin de kendileri çok çalışarak mezuniyet notlarını yüksek tutmaya çalışsınlar. Lütfen hocalarımız da notlarını verirken öğrencilerimize yani 80 vereceğinize hocam eğer öğrenci iyiyse biraz daha yüksek yani vermeye çalışalım diyorum. Çünkü yurt dışından gelen öğrencilerin gerçekten notları çok yüksek oluyor. Mezuniyet notları çok yüksek oluyor. Bizimkiler orada çok büyük bir kaybı uğruyorlar. Bir de TOEFL'dan sıkıntıları oluyor. TOEFL notları da düşük oluyor. O konuda da bana sordular benim okulumda. Maalesef dedim bizim okullarımızda eğitim Türkçedir. O nedenle özür dilerim. Kusura bakmayın ama böyle düşük gelirler bizim öğrencilerimiz. Ama ne olur eğer öğrenciyle konuşun. Konuştuğunuzu anlıyorsa, iyi konuşabiliyorsa lütfen bunlara bu şansı tanıyın dedim. Bizim fakültemiz tanıyor ama diğer fakülteler buna çok dikkat etmeyebilir. Lütfen öğrenciler eğer Amerika'ya gelmek istiyorlarsa TOEFL konusunda da İngilizcelerini geliştirmek konusunda da büyük çaba sarf etsinler ve geliştirsinler. Amerika'da uzmanlık alanlarında dediğim gibi eğer bunu Hasan Hoca da bahsetmişti. Dediğim gibi demeyeyim. Hasan Hoca da bahsetmişti. Eğer Türkiye'de sadece çalışmak istiyorsanız veya yurt dışında çalışmak istiyorsanız yani Amerika'da kalmak istemiyorsanız illaki Amerika'dan lisans almanız o zaman gerekmiyor. Amerika'da uzmanlık için burada ben kısaca özetledim. Mesela endodontide, ağız diş sağlığı patolojisinde, radyolojide, ağız diş çene cerrahisinde, ortodontide, periodontolojide, pedodontide, protezde uzmanlıklara başvurabilirler. Ama bitirdikten sonra burada çalışamazlar. Ülkelerine dönmek zorundadırlar veya birkaç eyalette, çok az birkaç eyalette, herkesin gitmediği eyaletlerde sadece kendi uzmanlık dallarında çalışırlar. Oranın lisansını alarak yani o uzmanlık dalının lisansını alarak. Eğer öğrenci Amerika'da yaşamak istiyorsa benim bütün öğrencilere tavsiyem uzmanlıktan ziyade önce lisansını alması ondan sonra istiyorsa uzmanlığa devam etmesidir. Çünkü eğer sadece uzmanlığını önce alıp sonra lisansını almaya çalışırsa veya düşünürse ki ben nasıl olsa uzmanlığımla çalışırım çok zaman kaybeder. Herkes için daha geniş bir nasıl diyeyim? Serbestlik sağlar lisansı almak, bir freedom sağlar. O nedenle lisansın önce alınması, ondan sonra uzmanlığa geçilmesi gerekir. Uzmanlık konusunda Amerikan Diş Hekimliği Birliği'nin tanıdığı 10 uzmanlık alanı var, burada yazdım. Bir de Amerikan Diş Hekimliği Birliği'nin tanımadığı uzmanlık alanları var ama bazı fakülteler bu konuda da uzmanlık veriyor. Mesela operatif diş hekimliği maalesef Amerikan Diş Hekimliği Birliği tarafından uzmanlık alanı olarak tanınmıyor. O konuda çok az uzman var. O nedenle ben burada şanslıydım. Tam zamanında başvurmuştum PEN'e ve dediğim gibi adezif diş hekimliğinde de bir hoca olmadığı için ben girme konusunda o benim güzel şanslı bir kaderim oldu. Girip çalışabildim. Burada da tekrar ben başvuru için yapılacakları burada da kısaca özetledim. Yine özgeçmiş kişisel beyan burada da isteniyor. Buralara başvurmak için uzmanlıklara yani uzmanlığa gireyim ben sonra ülkeme döneyim veya başka bir ülkede çalışayım istiyorsanız direkt uzmanlığa başvurabilirsiniz. Ama uzmanlık da paralıdır ve oldukça yüksek ödemeler gerektirir. Hem uzmanlık hem de 2 sene diş hekimliğinde okumak, fakültede okumak gerçekten biraz maliyetlidir Amerika'da. Fakat şunu da söylemek gerekir. Arkadaşlar bankalardan veya diğer kurumlardan krediler çekebiliyorlar ve bununla ödüyorlar ve daha sonra da o kredilerini yıllara bölerek geri ödüyorlar. Yani aslında o çok zor bir iş değil. Herkesin yaptığı bir şey. Mezun olduktan sonra iyi paralar kazanıyor diş hekimleri. O nedenle rahatlıkla ödüyorlar. Bu konuda kimsenin bir korkusu olmasın. Tavsiye mektupları dekan ve okul hocalarından gene. Okul transkripti, mezuniyet derecesi yine çok önemli. Bu konuda öğrencilerimizi de kesinlikle tavsiyem notlarını yüksek tutmaları eğer yurt dışına gideceklerse Amerika'ya gitmek istiyorlarsa biraz daha çok çalışmaları azimle çalışmaları ve hocalarımız da biraz daha not verirken dikkatli olmaları genekli sınavların geçilmesini istiyor bazı okullar mesela kimisi dental boardları geçerse alırım ben diyor uzmanla kimisi de diyor ki işte advanced dental admission test var onu geçsin diyor. Bir tanesi diyor ki GRE diye bir graduate record examination var. Bir kısmı onu istiyor. Bunlar sanki bizim LES sınavlarına benzer sınavlar. Bazı okullar onu istiyor. Yani burada ben şeyi verdim gene, linki verdim. Buralara girip, bu linke girip
neler isteniyor, hangi okuldan neler istiyorlar, hangi okul hangi kriterlere göre alıyor, onlara bakılabilir. Burada bir matching programa giriliyor. Yani başvuruyorsunuz, o başvurunuzda, başvurunuzun sonunda sanki bizim üniversite sınavı gibi size hangi okulu kazandığınızın haberi geliyor. Buna matching programı diyor. Sizi okulla ikinizi bir araya getiriyor. Sizin kriterlerinize göre karşıdaki okulla sizi, siz okulları seçiyorsunuz. Onlardan birine sizi match yapıyor. Onunla sizi bir araya getiriyor yani. Böylece okullardan birine girip 2 sene, 3 sene hangi uzmanlık dalını yapıyorsanız uzmanlığınızı alıyorsunuz. Ama dediğim gibi lisansınız yoksa eğer yine çalışamıyorsunuz. Sadece birkaç tane fakültede böyle bir fakülte diyorum pardon eyalette sadece uzmanlığınızla çalışabiliyorsunuz ama bunlar çok kısıtlı. O nedenle benim tavsiyem Amerika'ya gelip burada çalışmak isteyen veya akademisyenlik isteyen bütün genç arkadaşlarımın lisanslarını almalarını tavsiye ediyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Demin anlatırken bunu atlamışım. Türk olarak burada herhangi bir sıkıntıya uğradım mı? Amerika'da ben hakikaten Pensilvanya'da böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penn'de böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadım. Penn'de aksine gelen bütün Türklerden çok memnun kalındığı için Türklere karşı bir sempati oluştu Penn'de. Bir tane bölüm başkanı hocamız var endodontide mesela. Onu belki Türkiye'de birçok herkes tanır. Bekir hocam, onun da çok güzel bir reputation'ı yani şeyi vardır, ismi vardır okulumuzda. Çok severler. Şimdi beni tanımaya başladılar. Sonra gelen öğrencilerimizi tanıdılar. Türklere karşı hiçbir şekilde bir ayrımcılık ben hissetmedim burada. Aksine bir sıcaklık hissettim. Ama Amerika'nın bölgeleri değişiklik gösterebilir. Burak Hoca'nın da dediği gibi genelde Orta Amerika daha tutucudur, daha konservatiftir. Ama iki taraf yani iki sahil. Hem doğu sahili hem batı sahili biraz daha yabancılara daha çok yabancı gördüğü için yabancılara açıktır. Daha kolaydır buralarda yaşamak. O nedenle ben Pensilvanya açısından bir şey görmedim. Bir Türklere karşı bir ayrımcılık görmedim. Yalnız Türklere karşı ayrımcılık görmedim. Fakat şunu söylemek istiyorum. Amerika'da bayan öğretim üyesi sayısı, benim kendi okulumda da bayan öğretim üyesi sayısı çok azdır. Yüksek seviyelere gelmiş öğretim üyesi sayısı çok azdır. Türk olarak değil de kadın olarak ayrımcılık gördüm diyebilirim. Ve bu Amerika'nın sorunlarından bir tanesidir. Buradan Atatürk'ümüzü minnetle anıyorum ki bize Türkiye'de kadın olarak hiç böyle olayları yaşamamıza fırsat bırakmadan bütün hakları vermiş. Maalesef Amerika hala kadınların yüksek seviyelere yükseltilmesi için akademide de olsun, diğer konularda da olsun, diğer kurumlarda da olsun hala yüksek seviyelere gelmeleri için çabalar sarf etmekte. Okulda öğretim üyeleri anlatılırken bayan öğretim üyeleri, erkek öğretim üyeleri diye anlatılıyor. Biz, yani bayan öğretim üyesi şu kadar erkek. Biz bunu Türkiye'de hiçbir zaman yaşamadık. Öğretim üyesi öğretim üyesidir. Bayan erkeği yoktu. Maalesef erkek dominant bir toplumdur Amerika'daki. Benim yaşadığım üniversite erkek dominant bir üniversitedir. Dediğim gibi Türk olarak asla bir şey yaşamadım ama bayan olarak yaşadım diyebilirim. Bunu arkadaşlarıma söylemek istiyorum. Ve Amerika'da bir yere başvururken de hep yazar işte bayan ayrımı, kadın erkek ayrımı yapmayız. Yapmayan insan onu yazmaz tabii ki. O yüzden bunu da öğrencilerimiz bilsin istedim. Onun dışında yani hocam gibi, çok teşekkür ediyoruz. Karşılaşmadım. Sağ olun hocam. Hocam bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Verdiniz. Açıklayıcı oldu mu bilmiyorum. Amerika'da uzmanlığı toparlamaya çalıştım. Çok çok güzel oldu hocam. Çok teşekkürler. Çok geç rica saat ederim. Olduğu için kusura bakmayın sözünüzü böldüm ama hocalarımızın yo, da çıkmıştı. Ben zaten bitirmiştim hocam. Bitirmiştim. Evet çok sağ olun hocam. Harikasınız. Çok da güzel adresler verdiniz eminim. Evet onlardan arkadaşlar çok faydalanacaklar. Evet. Çok çok teşekkürler Füsun hocam. Sağ olun. Siz de ayrılmak durumundasınız. Sizi sevgiyle... Birazcık daha burada durup 5 dakika sonra ayrılacağım. Tamam. Ben Ulvi hocama ve Burak hocama söz verdim. O yüzden onlara söz vermek istiyorum öncelikle. 5'er dakika hemen kısaca önerilerini almak istiyorum onlardan. Ulvi hocam burada mısınız? Buradayım dinliyorum sizi.
Buyurun hocam. Ulvi hocam, size bir soru var yalnız YouTube'dan, öğrencilerimizden. Sevgili Deniz, lütfen önce o soruyu yöneltir misin Ulvi hocama? Deniz, sesin kapalı. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederim. Hocam sanırım Finlandiya ile alakalı, İskandinav ülkeleriyle alakalı bayağı bir arkadaşlarımızın merakları var. O yüzden özellikle o konularla alakalı çok soru sormuşlar. Hocam Finlandiya'da söylediğiniz gibi yaşam var mı? Söylendiği gibi ya da her şey kurallara uygun mu? Oradaki insanların Türklere bakış açısı nasıl? Bunu çok merak ediyorum. Yaşam var burada. Şimdi Türklere bakış açısı, hızlı cevap vereyim çünkü. Şöyle söyleyeyim, ben buraya geldiğimde hiçbir zorluk yaşamadım bir yabancı olarak. Bunun temel sebebi de burada her şeyin A'dan Z'ye kağıtta yazılı olduğu şekilde yapılması. Mesela Güney Avrupa'ya giderseniz biraz bizim gibi Yunanistan, İspanya, İtalya, her şey yazılı, her şey farklı olur. Daha da güneye gidin, Afrika tarafına, Arabistan'a. Zaten bu bile çok, Dilek hocam iyi bilir. Her bir yazılan bir de yazılmayan kurallar vardır. Şimdi bizim burada her şey yazılı olduğu için yaşam çok kolay. Yani Norveç'te eğer saat 20.13'te otobüs gelecek diyorsa 13'te gelir. Finlandiya'da aynı şey. Sizin bütün diyelim ehliyete başvuruyorsunuz, hastaneye başvuruyorsunuz. Neye başvururken ne belge gerekiyor diye yazıyorsa internetteki mutlaka yazıyordur. Aynı belgelere ihtiyaç duyarsınız. Yani burası sürpriz oynamaz. Finlilerin en çok sıkılma sebebidir bu. Sürprizin olmayışı hayatta. Çünkü her şey aşırı kuralcıdır. Kurala göredir her şey. İkinci soru neydi? O yüzden yaşam yabancı için kolay. Ama buraya biraz farklı şekilde gelen arkadaşlarımız olursa çok sıkılırlar. Yani burada benim gibi böyle laboratuvar faresi şeklinde ömrünü çalışma için harcamaya hazır bir şekilde gelen, bir yılını ona vermeye gelen biri için burası ideal. Ama ben biraz farklı bir hayat arıyorum diyen için buralar aşırı sıkıcı. Ben dürüst olayım. Hocam Funda Hocam sizin önerilerinizi istemiştim. Önerilerim. Benim önerim aslında söylendi. Çok güzel ipuçları geldi öğrenci arkadaşlara. Bir, kendini sürekli geliştirmek lazım. Çünkü hayatın ne getireceği belli olmaz. Nereye başvurulacağı belli olmaz. Hasan Hocam'ın zaten üzerine bastığı gibi hangi yaşta ne kararı verileceği belli olmaz. Bunların hepsine hazır olmak. Hazır olmanın da farklı şekilleri var. Siz dil olarak hazır olabilirsiniz ama bugün İngilizceyi bilmeyen yok artık. Notlarınızla hazır olabilirsiniz ya da yayınlarınızla hazır olabilirsiniz ama bir şekilde hazır olmak lazım. İkincisi, gerçekten de doğru zaman doğru yer önemli ama her şey bu doğru zaman doğru yerde doğru şekilde olabilmek önemli. Yani bu şey gibi değil, şans değil. Sizin o şansa hazır olmanız lazım. Ondan sonrasında da böyle bir yola çıkıyorsanız maddi olarak güçlü olmanız lazım. Böyle yurt dışında yaşamak kolay değil, pahalı. Cebinizde bunu ayıracak bütçeniz olması lazım. Ya da bu bütçeyi size veren bir kurumun olması lazım. Bir bursunuzun olması lazım. Yani bu işler bedavaya olacak işler değil. Arkasında desteksiz bu işler olmaz. Ondan sonra da bu işe, ben buraya geldiğimde hiçbir zaman belki de yurt dışında ezilmeyişimin sebebi buraya doktoralı gelmiş olmamdı. Dolayısıyla birilerinin hikayelerini dinlerken de burada dinlediğiniz grup çok farklı bir grup. Herkes size aynısını söylemeyecek. Fikir aldığınız insanların ne kadar sizi temsil ettiğini önce bir değerlendirin. Bakın, ben lisanslı ve doktoralı geldim. Burada hiçbir zaman şeyim olmadı. Ya beni de alır mısınızın olmadı. Çünkü güçlüydüm ben. Akademik olarak güçlüydüm ve burada alacağımı aldıktan sonra döneceğim bir ülkem vardı. Ama buraya bir başka şekilde biri gelir, göçmen olarak gelmiştir, zorla gelmiştir, bir kaçamak yaparak gelmiştir. Onların hayat hikayeleri çok farklıdır. Yani o yüzden herkesin hayat hikayesinde kendinize örnek olarak almayın derim ben öğrenci arkadaşlara. Eliniz güçlüyse hayatınız çok farklı. Unuttuğum bir soru var mı? Yok hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, kıymetli bilgileriniz, tecrübenizi aktardığınız için, kıymetli vaktiniz için. Çok çok sağ olun Ulvi hocam. Başka faaliyetlerde sizleri görmek çok istiyoruz. Çok çok umarım, teşekkürler. Umarım, zevkle katılın. Sizi sevgiyle uğurluyoruz. Evet, sırada Burak hocam var. Burak hocam,
Son olarak gitmeden önce, aramızdan ayrılmadan önce önerilerin nelerdir? Lisansta okurken öğrencilerimiz ne yapsınlar daha? O başta, o aşamalarda ne yapmaları gerekir? Üç önemli şey nedir bizim için lisans okurken, diş hekimliği okurken diye sorarlar. Çok güzel aslında detaylandırdılar hocalar şu ana kadar ama üç madde şeklinde vereyim. Diş hekimliğini iyi öğrenmek. Çünkü biz buralara ne olursa olsun dezavantajlı geliyoruz. Bu belki bilgi açısından değil ama yine de bizler yabancıyız buralarda ve bir negatifle başlıyoruz. Burada kendimizi kabul ettirmemiz gerekiyor. Hem mesleki anlamda hem buradaki oturma izinleri anlamında. Yani o negatifleri mümkün olduğunca minimize etmek için güçlendirmemiz gerekiyor kendimizi. Az önce Ulvi Hoca'nın söylediği gibi bir dolu bir CV ile, dolu bilgiyle buralara gelmek işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Dolayısıyla diş hekimliğinin temellerini iyi bilmek çok önemli bence. Hani belki çok klasik bir şey söylüyorum ama hani notlarımız yüksek olsun diye gitmeyelim, bitirmeyelim okulu. Öğrenmek için yapalım ki gerçekten buralarda her şeyin çok hani kağıda uygun, kurala uygun yapıldığı yerlerde bilgi çok insanı yukarılara taşıyabiliyor ve birikim. Ve sonrasında kendimizi burada kabul ettirebilmemiz, şansımızı arttırabilmek için de gözlem yeteneğimizi iyi kullanmamız gerekiyor. Çevremizi iyi gözlemlememiz gerekiyor. Kültürü iyi anlamaya çalışmamız gerekiyor ki bu dış etkenlerden minimum etkilenebilelim. Yani hani Türkiye'deki yaşam tarzımızla buralarda yaşamaya devam etmek belki de çok akıllıca olmayabilir. Dil kesinlikle Füsun Hocam söyledi. Sadece didaktik değil, pratik anlamda da kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. İlk bakılacak şey zaten odur. İyi konuşulabiliyor mu, iyi iletişim kurabiliyor mu bu kişi? Ve iyi iletişim kuruyor olarak başlamak her zaman bir artı tabii ki. Bu anlamda İsviçre'deki, Almanya'daki tecrübemle ilgili bir şey söyleyeyim. Amerika ve İngiltere sonrasında belki de gözlemim şu ki finansal açıdan en kuvvetli ülkeler Almanca konuşulan ülkeler. Ve o anlamda eğer ki yurt dışındaki olanaklar, olanakların opsiyonlar artırılmak isteniyorsa Almanca konuşulan ülkelerdeki opsiyonlar da değerlendirilebilir. Bunun için de tabii ki Almanca gerekiyor. Bu anlamda hani Almanca'da hazırlığı, hani haberler okuyoruz, 3000 tane Türk hekimi şu an DUS'a çalışmak yerine Almanca çalışıyorlar diye. Aslında bunlar doğru payı olan şeyler çünkü bu ülkelerin özellikle Almanya'nın kalifiye çalışana çok ihtiyacı var. Ve yeni şansölye de aynı şeyi söyledi. Bu kabulleri arttıracağız, özellikle kalifiye insan kabullerini arttıracağız diye. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor yurt dışında yaşamak isteyen arkadaşlar için. Akademi düşünen arkadaşlar için kesinlikle yayın sayısı önemli. Eğer birkaç diş hekimliği sırasında bir yayın bile yapsalar büyük avantajdır. Ve CV'de bakılıyor, özellikle Amerika'da bakıyorlar. Ve Amerika'da bakılan başka şeylerden biri de, belki bahsedildi bilmiyorum ama verilen sosyal hizmet neler yapılmış acaba? Yani sadece profesyonel olarak değil ama dışarıdaki sosyal yardım kurumlarında çalışılmış mı? Bununla ilgili herhangi sosyal yardımlar yapılmış mı? Bunlar çok önemseniyor özellikle Amerika'daki CV değerlendirmelerinde, okula alınırken ilk başvurularda ve notların dışında. Sanırım bu şekilde özetlemiş olacağım. Burak'cığım harika, güzel tiyolar verdin gençlere. Özellikle de bu sosyal projeler, yardımlar bizim hiç düşünmediğimiz şeyler Türkiye'de. Ama öğrenci birliğimiz bu konuda Deniz Başkanlığı'nda çok güzel şeyler yapıyorlar. Eminim bu yolda güzel ilerleyecekler. Seni de uğurlamak istiyoruz o zaman. Biliyorum vaktin çok kısıtlı. Hocalarımın hepsi vakti çok kısıtlıydı. Biraz da geciktik, çok özür diliyorum. Sevgiyle uğurluyoruz Burak seni. Sevgilerden de herkese iyi akşamlar. Sevgili Hasan Hocam'dan ben izin alarak, Aylin Hocam'ın da vakti kısıtlıymış, hepiniz öylesiniz biliyorum ama Aylin Hocam sizden de bir CV'lerinde gençler neleri doldursunlar, yani nelerden faydalanabilirler, başvurularda en kıymetli özellikler nelerdir acaba? Eğer Hasan hocamız isterseniz onu beklerim, yani bekledim bu kadar ama isterseniz ben zaten kısa geçiyorum hep.
Buyurun hocam siz. Hasan hocam itiraz etmedi. Çok yok, hiç sorun değil. Nazikçe. Sağ olun. Teşekkür ederim. Şimdi lisanstan bahsetmeyeyim o zaman. Sadece CV'lerinde ne gerekiyor diye mi? Ondan hocam mı? CV'lerinden bahsedin. Biraz da lisansta Füsun hocamın da hani sizce daha fazla katkıda bulunabileceğiniz durumlar varsa onları da duymak isteriz tabii ki. Çünkü İngiltere'de çok farklı. İngiltere'de öyle hani işte bir eğitim alıyorsun da ondan sonra sınava giriyorsun diye bir şey yok. Burada sınava giriyorsunuz direkt ve öğrencilerin ne istediğine bağlı. Eğer akademisyen olmak istiyorlarsa başka bir yola da yürümeleri lazım. Eğer gelip burada çalışıp da muayenehanede çalışmak istiyorlarsa sadece sınava girmeleri yeterli. Sınavda bu General Dental Council diye işte aynı dediğim gibi sizin Diş Hekimliği Birliği gibi onların sınavları var. Bir de Royal College of Surgeons. Bu İngiltere'de bu dereceler çok önemli. Bir sürü benim ismim arkasına bakarsanız herkes dalga geçiyor benimle ama öyle olmak zorunda maalesef akademisyen olunca. Her devamlı bir sınava giriyorsunuz. Kendinizi kanıtlıyorsunuz. O Royal College of Surgeons'dan bu sınavlar işte veriliyor. Onların da sınavı var. LDS diye. License for Dental Surgery diye. Ya ona giriyorsunuz ya da bu General Dental Council'ın Diş Hekimliği Birliği'nin onların da ORE diye Overseas Regulation öyle bir şey ORE. Eğer bakarlarsa General Dental Council'ın web sayfasına görürler zaten. Yalnız COVID'den dolayı 2 yıldır sınavlar durdu. Çok bekleyen var. O yüzden biraz hani İngiltere'ye gelmek isteyenler biraz bekleyebilir. Ama iki şekilde. Benim önerim LDS, ben LDS'de examiner olarak da çalışıyorum. LDS daha gördüğüm kadarıyla, önceden ORE'de de ben examiner olarak çalışıyordum. LDS çok transparent, tam Türkçesi tam böyle her şey çok kurallar çok daha iyi bir şekilde hazırlanmış. Hani ORE'de biraz daha böyle sanki kayırımcılık falan hissettim gibi geldi ama LDS çok acayip her şey düzenli. Onun için LDS'e başvurmalarını biraz daha bekliyorlar ama çok daha onlar için iyi olacağına inanıyorum İngiltere'de. Akademisyen hayat istiyorlarsa gerçekten yani kimseyi ben hani caydırmak istemiyorum. Tabii ki isterlerse yaparlar. Gerçekten çok zor. Öyle bu burs verme falan artık bilmiyorum herhalde ben mi bilmiyorum şanslı mıydım artık ya da dediğim gibi ben sorun odaklı bir insan değilim. Çözüm odaklıyım. Hep çözüm aradığım için herhalde böyle biraz şanslı mı oldum bilemiyorum çalıştığım için. Bir de Ulvi hocamızın dediği çok hoşuma gitti, o da doğru. Devamlı bir yaratıcılık çok önemli. Yani sadece çok çalış, çok çalış. Benim eşim de söyler, smart working der. Yani çalış sadece bilmeden çalışmak değil de stratejik çalışma gerekiyor ve yaratıcı olmak. Yani onlardan farklı olmanız lazım. CV'ye bağlayacağım hemen. CV'de de öyle işte mesela İngiltere öyle bilemiyorum hani ama İngiltere yani mesela resmini koy. Hiç onlardan çok irite oluyorlar bir kere. Biliyorum Amerika'da olan seviyorlar sanırım. Yok doğum tarihini, yok evli olman. Bizim için onlar önemli değil. Yani benim bu böyle doktor öğrencilerine ben CV hakkında falan da workshoplar yaptığım için biliyorum. Hocalarımız söylüyor. Yani evlisin, değilsin bunlar artık o kadar önemli değil. Daha çok ayrımcılık gibi oluyor. Onun için yok işte kadın, erkek falan onlar değil de ne yaptığın, yani nereden mezun olduğun, işte aynı şekilde iş herhangi bir deneyimin var mı? Ondan sonra nerelerde çalıştın? Tabii bu sosyal hizmetler olabilir ama yani İngiltere'de eğer üniversitede değilsen sosyal hizmet muayenehanede o kadar önemli değil. Yaparsın ya sana kalmış bir şey. Ama akademisyen olmak istiyorlarsa tabii ki çalışmalar çok önemli. Makale. Daha bugün şimdi söylemeyeceğim çünkü hani Türkiye'de birçok kişi izliyordur. Bugün bir kişinin visiting olarak gelmek istiyormuş. Makalesinin az olduğunu söylediler. Toplantıda. O yüzden yani makaleyle bizim dışarıya görüntümüz makaleyle. Beni kim bilsin Aylin Baysan ama benim insanlar makalemle tanıyorlar beni. Öyle değil mi? O yüzden öğrencilerimize, gençlerimize, doktora yapanlara
ne yaparlarsa, hangi çalışmayı yaparlarsa yapsınlar, makale yazsınlar. Onu söylemek istiyorum. Yoksa işte en sonunda hobilerinmiş falanmış filanmış, onlara pek bakılmıyor açıkçası. Ama tabii siz bilirsiniz. Referans çok önemli Füsun Hoca'nın dediği gibi. Ve referansların evet uzun, yani öyle klasik referansla iki cümle ben tanıyorum 5 yıl öyle değil. Gerçekten ne şekilde buraya katkı sağlayabilecekse o öğrenci, onu yazsınlar hocalarımız, profesörlerimiz diye düşünüyorum. Başka bilmiyorum, bir katkım olur mu ama. Aylin Hocam, daha ne olsun, çok çok teşekkür ediyorum. Çok büyük katkılarınız oldu. Sizden de gençler öğrendiler nereye başvuracaklarını. Zaten web adresleri artık içerisinde bütün bilgileri barındırıyor. Ne yapmaları gerektiğini gösteriyor. Kıymetli vaktiniz için, tecrübeleriniz için, güzel sohbetiniz için çok çok teşekkür ediyoruz size. Sağ olun, var olun. Teşekkür. Sadece çok küçük bir şey söyleyeyim, şimdi hatırladım. Buyurun. Bir sürü kurslar var. Şimdi İngiltere'de, Amerika'da öyledir. Her yer acayip bir maddi bir durum. Bir sürü kurslar var. Dikkat etsinler hangi kursa gittiklerine. Çoğu eğitimsiz hocalar kurslar veriyorlar. O yüzden işte yok senin sınavı geçireceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Yani onları iyi seçsinler hangisine gideceğini. Daha çok üniversite, eğer genelde biz yapmıyoruz, kurslar yapmıyoruz. Aslında ben söyleyip duruyorum, acayip para kazanabiliriz diye kurs yaparsak. Onun için o kurslara lütfen dikkat etsinler. Ben reklamları da görüyorum. Türkiye'de de siz İngiltere'de çalışmak istiyor musunuz? Bir baksınlar kimler eğitmen, ona göre gitsinler. Paralarını boşuna boşuna harcamasınlar. Harikasınız hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiyle uğurluyoruz sizi de. Çok çok ya, sağ olun. Herkese bütün hocalarıma iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Hoşçakalın. Biz çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet, değerli hocam, Hasan hocam, sizi çok yorduk. Kıymetlimiz, bir tanemiz. Sabırla beklediniz. Çok naziksiniz. Hasan hocam. Öncelikle denklik konusunda bu hani yurt dışına çıkmak adım, ilk adım konusunda neler söylemek istersiniz? Ne yapsınlar gençler? Sonra da lisansta böyle hani okurken daha diş hekimliğini kendilerini hangi yönde geliştirsinler? Buyurun hocam. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Doktorasını yapıp da gelmek isteyenler ve mezun olur olmak gelmek isteyenler şeklinde ikiye ayırmak istiyorum. Biraz önceki sözlerimde de hatırlanacağı gibi Türkiye'den gelen diş hekimliği diplomaları şimdilik kabul ediliyor. Birçok ülkenin, birçok fakültesinin diploması kabul edilmiyor. Hiçbir şeye müracaat edemiyorlar ama Türkiye'den gelen diplomalar şimdilik kabul ediliyor. Ama tabii çok özel üniversite açılmış. 15 sene önce ben buraya gelirken 18-20 tane öğrenci fakülte varken şu anda 120 civarında olduğunu duydum. Her neyse, ben genç arkadaşlarıma buraya, Kanada'ya gelmek isteyenlere mezuniyetten hemen sonra gelmelerini öneririm. Çünkü yapılan uzmanlığın burada değeri yok, geçerliliği de yok. Uzmanlığınızı burada kabul ettirmek istiyorsanız Gap Training diye bir program var. Bu programa girip sanıyorum $60,000 civarında, bir yıllık bir veya iki yıllık programlar bunlar. Yıllığı $60,000 civarında. O programı tamamlayıp ondan sonra board sınavına girmeniz gerekecek ki bu çok 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 zor. Ben protez bölüm başkanlığı yaptım bir dönem 4 yıllık ve protez bölümünde her sene bir tane protez uzmanına gap training vermek üzere kontenjanımız bulunmasına rağmen hiç kimseyi almamıza müsaade etmediler ve hala hiç kimseyi almıyorlar. Yani bu programlar kağıt üzerinde var ama açıldığı vakitte kişiye özgü olabiliyor veya çok ender bölümlerde olabiliyor. Ortodonti mesela bu konuda daha istikrarlı. Her sene bir kişiyi gap training programına kabul edip ortodonti uzmanlığı lisansı veriyorlar. Mezuniyetten hemen sonra gelindiği vakit lisans almak için 2 yol var. Birincisi okula gitmek, diş hekimliği okulunda 3 yıl okumak ama bunun içinde permanent resident denilen
göçmen statüsüne sahip olmak gerekir. İkinci yol ise doğrudan sınavlara girmek. Bu sınavlara girmek için hiçbir statünüzün olması gerekli değil. Türkiye'den de bu sınavların bazılarını yapabiliyorsunuz bildiğim kadarıyla veya Avrupa'nın herhangi bir şehrinden de. Tabii Kanada Diş Hekimliği Okulları Birliği'nin belirlediği kıstaslar ölçüsünde bu sınavları başardıktan sonra diş hekimliği lisansı alıyorsunuz ve Kanada'da çalışma izni alıyorsunuz. Diş hekimi olarak Kanada'da çalışma izni alındıktan sonra da çok kısa bir sürede göçmenlik ve vatandaşlık haklarını da elde edebiliyorsunuz. Bu yüzden ben uzman olan arkadaşlarımda, yeni mezun olan arkadaşlarımda bu general practitioner dediğimiz diş hekimliği, normal diş hekimliği programına başvurup sınavlara girip bu sınavları geçtikten sonra lisans almalarını öneririm. Bu sınavlar için senede iki defa veya belki senede bir defa Kanada'ya gelinip sınavlara girilebilir. Bunun için vizeyi de çok kolay veriyorlar. Ve bu sınavlara girmek için de hiçbir şekilde göçmen olmanıza, Kanada vatandaşı olmanıza gerek yok. Türk vatandaşı olarak gelip bu sınavlara rahatlıkla girebilirsiniz. Her sene sınavın tipi, içeriği değişiyor. Özellikle değiştiriyorlar. Bu yüzden web sitelerinden bakarak Kanada Diş Hekimleri Birliği, Kanada Diş Hekimliği Fakülteleri Birliği'nin web sitesinden sınavın tipini, hangi zamanlarda yapıldığını, kaç basamaktan olduğunu öğrenebilirsiniz. Tabii pandemi nedeniyle 2 yıldır bu sınavlar askıya alınmıştı. Şimdi bu sene yeniden açılıyor. Bu önemli bir basamak bence ve şunu ben çok içtenlikle belirtmek istiyorum ki Kanada'da Türk diş hekimine gerçekten büyük ihtiyaç var. Koskoca Kanada'da biz toplam 5 tane veya 6 tane lisanslı Türk diş hekimiyiz ve Türk komünitesi giderek büyüyor burada. Bir de çok çok iyi eğitim aldığımız için Türkiye'den ben her zaman Ankara Üniversiteli olmaktan gurur duymuşumdur aldığımız eğitim vasıtasıyla. Ve bana dünyanın kapılarını açan da zaten Ankara Üniversitesi'nden, daha sonra da Birmingham Üniversitesi'nden aldığım eğitimler olmuştur. Bu yüzden bu çok iyi eğitimlerini, tecrübelerini burada değerlendirip yeni bir hayat kurabilirler genç arkadaşlarımız. Elbette ki sıkıntılar olacaktır. Bu lisans alma süreci minimum 3 yıl. Ortalama 5 yıl sürüyor. Bu 5 yıllık süre içinde tabii Türkiye'den gelip giderek de bu sınavlara girebilirsiniz ki var böyle Marmara Üniversitesi'nden bir çene ağız cerrahı veya çene yüz cerrahı bir öğrencimiz Türkiye'den sınavlara gelip giderek sınavları geçti. Lisansını aldı. Şimdi çalışma izni de aldı. Yakında muayenehanede çalışmaya başlayacak. General practitioner olarak. Uzmanlığınız ne olursa olsun general practitioner olarak lisans aldıktan sonra muayenehanenizde her türlü tedavi yapma yetkisine sahipsiniz. Ortodonti de yapabilirsiniz. İlacı cerrahi olmamak kaydıyla rutin cerrahi işlemler, endodonti ne geliyorsa diş hekimliğiyle ilgili aklınıza hepsini yapma şansına sahip olabilirsiniz. Bu yüzden benim bütün genç arkadaşlara tavsiyem uzman olsun veya olmasın general practitioner olmak için sınavlara girmeleri, bu sınavları geçtikten sonra da lisans alıp çalışma izniyle Kanada'da kendilerine yeni bir hayat kurmalarıdır. Başka bir soru var mı? Hasan Hocam çok teşekkür ediyoruz. Deniz, var mı sorularımız öğrencilerimizden gelen, arkadaşlarından gelen? Hocam baktım YouTube kanalına. Açıkçası Hasan Hocamız gerçekten çok güzel bir şekilde önerilerini söyledi. Çünkü öğrenci arkadaşlarımızın genelde merak ettiği lisans hayatında ya da sonrasında nasıl ilerleyeceğimizle alakalıydı. Teşekkür ederiz Hasan Hocamıza. Ben teşekkür ederim. Pekala Hasan Hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz size de. Çok ben yorduk sizi. Ediyorum. Uzun süreler beklettik böyle çok ama sizi dinlemek müthiş keyifliydi. Sağ olun. Çok keyifle dinledim diğer arkadaşları da. Herkese selamlar. Benden sonra Dilek kaldı herhalde. Evet, Dilek hocamız evet, var. Sevgili Dilek, sana da sevgiler, selamlar.
Hepinizden iyi haberler duymak en büyük dileğim. Ayrıca Ankara Üniversitesi için söylediğiniz güzel şeyler de bizi çok gururlandırdı. Sizinle de çok gurur duyuyoruz sevgili Hasan Hocam. Canım üniversitem, ben de üniversitemle çok gurur duyuyorum. Bugün sağ olun, var olun. Üniversiteme borçluyum. Teşekkür ederim. Sağ olun Hasan abicim. Hoşçakalın, iyi akşamlar. Size iyi günler diliyoruz. Orada gün daha bitmedi. Evet. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet sevgili Dilek Hocam. Hasan Hocam benim lisanstan hocam. Sesim geliyor mu hocam? Evet evet gayet iyi geliyor. O yüzden onunla aynı platformda bulunmak bugün çok büyük bir onur benim için. Ayrı bir onur yani öyle söyleyeyim. Çok mutluyum yani hocalarımla ve sizinle aynı platformda bugün bulunduğum için. Şimdi açıkçası ben Katar'la mı ilgili konuşayım? Genel evet hocam şöyle yapalım. Özetlendi. Yani pek bir şey kalmadı. Çoğu hocalarımız çok güzel özetlediler. Evet evet güzel açıklamalar geldi. Açıkçası siz de belli bir yere kadar hani yaşınız genç görünüyor ama belli bir tecrübeniz var. Sonuçta yurt dışına da 2 ay da olsa orayı gördünüz. Yani şunu da yapsam iyi olurdu, keşke Türkiye'de şunu da yapsaydım dediğiniz veya lisansı okurken aslında burada bir eksiklik duyuyorum dediğiniz bir şey var mı? Onları duyalım sizden de isterseniz. Buraya geldiğimde eksikliğini hissettim. Benim değil ama belki diş hekimliği fakültelerinde olması gereken bence sistemin doğru kurulması, baştan sistemin güzel kurulması. Çünkü açıkçası yaptıkları şey, burada İngiliz sistemi uygulanıyor ve yaptıkları şey sistemi baştan, yani bunu tabii kuranlar, öğretim üyeleri, yönetim hep beraber sistemi baştan çok düzgün kurmak. Çünkü kurduğunuz zaman zaten onun içerisindeki çarklar çok güzel işliyor. Siz öğretim üyesi olarak isteseniz de hata yapamıyorsunuz. Size hata payı bırakmıyor sistem. Ve o sistemin içinde adapte de olduğunuzda çok rahat çalışıyorsunuz. Türkiye'de bizde bir yani daha doğrusu böyle her öğretim üyesinin ayrı bir tarzı bir nasıl diyeyim ortak bir düzen sistem kurmada bir sıkıntı olduğunu ben buraya geldiğim zaman fark ettim. Bir defa o kurma işi çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yazma, çizme ve her şeyin bütün kuralların belirginleştirilmesi, baştan bu kuralların konması ve yazılı olarak bunun herkese iletilmesi ve tüm her şeyin yazılı olarak yapılması daha sonrasında eğitimi çok kolaylaştırıyor. Benim kendimde eksiklik olarak gördüğüm bir şey var. Klinisyen olarak çok daha fazla vaka biriktirebilirdim. Çok daha fazla biz bazen hasta tedavi ederken çok acele davranıyoruz. Çünkü buradaki gibi hastaların her türlü kaydını almıyoruz. Hastalara çok fazla zaman ayıramıyoruz maalesef yoğunluktan ötürü. Burada çok daha az hasta tedavi ediliyor. Hekimler çok daha az hasta görüyorlar. Ama her hastayla çok daha fazla ilgilendikleri için her şeyin kaydını alıyorlar ve daha sonrasında da bunlar toparlanabiliyor. Benim eksiğim, ben işte şu kadar hastayı tedavi edeceğim, dışarıda da şu kadar hasta bekliyor diyerek bir klinisyen olarak, çünkü ben fakültede klinisyen olarak da aynı zamanda çalışıyordum. Biraz o kısmını öteledim diyebilirim. Yani her şeyi daha iyi fotoğraflayabilirdim, her şeyin kaydını daha iyi alabilirdim. Daha bir röntgen olmadığında daha iyi bir röntgen çekip hani bunları o zaman çok düşünmedim. O zaman amacım hasta bakmaktı. Ama özellikle asistan arkadaşlara bir önerim olacak. Hasta bakmanın yani hastayı eritmenin dışında mutlaka ama mutlaka kendinizi ya vakalarınızı takip edin. Özellikle bir endodontist olarak bunlar takip ettiğim vakalar çok işime yaradılar. Çünkü eğer bir gün Katar'a yolunuz düşerse belli mi olur? Yani hani bunları çünkü ben de hiç düşünmedim bir ülkeydi ama burada lisans almak istediğinizde Türkiye listede değil. Yani Türkiye'de aldığınız eğitim direkt lisanslandırılmıyor.
direkt size bir çalışma izni verilmiyor. Çünkü bir liste var. O listede Almanya, İngiltere, Amerika, işte bir sürü ülke var. Oradan alınan, aldığınız doktor eğitimi, master eğitimi veya uzmanlık eğitimi. Bunlar direkt burada bir karşılıkları var. Ama o listede Türkiye yok. Ve o listenin altında da şu yazıyor. Bu listede olmayan ülkeler bir komite tarafından değerlendirilecektir. Bu şu demek, size özel bir bir komite toplanacak ve size özel değerlendirecek. Yani bunun bir standardı yok. O yüzden o komiteye çıktığınız zaman vakalarınızı da göstermeniz isteniyor. Ve vakalarınız sorgulanıyor, bakılıyor. Yani her vaka işte hangi... Tabii ben endodonti açısından anlatabilirim. Hangi sistemi kullandınız, işte hangi anesteziyi yaptınız, içerisinde ne vardı, kullandığınız sealer neydi? Bütün bunlar sorgulanıyor ve bütün bunları bir prezentasyon şeklinde anlatmanız isteniyor. Bu nedenle Katar'da bunun daha iyi dokümentasyon tutabilirdim mi eksikliğini hissettim, evet. Bu anlamda. Onun dışında eğitimimle ilgili bir bilgi birikimimle ilgili diyeyim. Türkiye'den aldığım eğitimle ilgili hiçbir eksiklik hissetmedim. Dille ilgili bir eksiklik konuşmayla ilgili olabilir ama yazmayla, anlamayla veya okumayla ilgili bir eksiklik hissetmedim. Ama günlük yaşantımızda biz Türkiye'de kullanmadığımız için İngilizceyi tabii ki o anlamda biraz ilk etapta zorlanabiliyorsunuz. Böyle, isterseniz bir de Katar'da çalışmakla ilgili neler gerektiğini söyleyebilirim son olarak bu şekilde. Dilek Hocam, sizi bulmuşken onu da çok isteriz. Klinisyen olarak çalışmak için neler gerekiyor, koşullar nelerdir? Bir defa en az 5 yıl deneyim gerekiyor. Bunu da belgelendirmeniz gerekiyor. O nedenle yani bir yerde çalışıyorsanız... resmi olarak yani bunu belgelendirmeniz gerekiyor. Oradan çünkü bir mektup almanız, çalıştığınıza dair bir belge almanız gerekiyor. En az 5 yıl deneyim isteniyor. Tabii bu tek bir yerde olmak zorunda değil ama totalde bir 5 yıl deneyiminiz yoksa kesinlikle burada çalışma ihtimaliniz yok. O en baştan elenmiş oluyorsunuz. Bu 5 yılın içerisinde 1 yıldan fazla ara vermemiş olmanız gerekiyor veya ne kadar deneyiminiz varsa o arada bir, yani 1 yıllık aradan fazla klinisyenliğinize ara vermemiş olmanız lazım. Verdiyseniz de bunun bir açıklaması olması gerekiyor. Onun dışında bir de Katar'da farklı olarak Avrupa'dan ve Amerika'dan gideyim Katar'a bir iş arayayım, bakayım gibi bir durum yok. Yani önce lisansımı alayım, sonra iş arayayım gibi bir durum yok. Burada önce iş buluyorsunuz. İş dediğimiz şey aslında sponsor, yani sponsorluk sistemi var. Sponsorunuz sizin adına lisansa başvuruyor, sizin adınıza çalışma vizesine başvuruyor veya sizin adınıza oturma iznine başvuruyor. Bunları tek başınıza yapamıyorsunuz. Diğer ülkelerden farklı olarak böyle bir şey var. O yüzden buraya gelmeyi düşünen arkadaşların öncelikle iş bulmalı, yani bir sponsor kendilerine bulmaları gerekiyor. Bu da ancak tabii internet üzerinden olabilir veya buraya turist vizesiyle gelerek işte hani CV'lerini vererek görüşmeler yapabilirler. Ama dediğim gibi burada böyle bir farklılık var, sponsorluk sistemi var. Önce iş bulmak ve iş bulduğunuz sponsorunuzun sizin adına başvuru yapması gerekiyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın sitesine girerseniz orada tüm açıklamalar var ama siz direkt Sağlık Bakanlığı'na başvuramıyorsunuz sınav şey için, çalışma izni için. Bir de GP'ler, yani uzman olmayan pratisyen diş hekimleri bir sınava tabi. Çoktan seçmeli bir sınav. Bildiğim kadarıyla 2-3 saat kadar sürüyor. O sınavı geçmeleri gerekiyor. Eğer uzmansanız veya doktoralıysanız, uzmanlıktan çok emin değilim ama doktora kesinlikle evet, geçerli. Mülakata giriyorsunuz. Yani benim girdiğim gibi bir mülakata girip vakalarınıza sunum yapıp daha sonra da alanınızla ilgili bir takım sorulara sözlü olarak face to face veya online de olabilir, o değişebiliyor, cevap vermeniz ve o komitenin sizin hakkınızda vereceği kararla çalışma iznini alabiliyorsunuz.
Dilek Hocam, peki bu komitenin değerlendirmeleri çok real oluyor mu? Yoksa böyle evet. Türkiye'de olduğu gibi hani bazen olur ya tanıdık araya konulur. Böyle bir şey var mı oralarda? Biraz daha hani Avrupa'dan uzak bir yerde oturuyoruz, yaşıyorsunuz. Evet, evet. Yani açıkçası günün sonunda burası Orta Doğu tabii ki. Evet. Yani yani tabii ki sistem okey, her şey çok güzel ama günün sonunda bir Orta Doğu ülkesi. Olabilir, bilemiyorum ama yani ben böyle bir şey duymadım. Ama biz burada çok zaten az kişiyiz. Yani hani duyabileceğim de insan yok çünkü burada çok azız. Yani 3-4 kişiyiz, öyle söyleyeyim. O yüzden böyle bir şey de duymadım açıkçası. Bir de GP'lerin yani pratisyen hekimlerin çalışma şartları kötü. Yani pratisyen hekim olarak gelmek bilemiyorum ne kadar mantıklı olabilir. Çok iyi değil. Şöyle ki kazanç açısından söylemiyorum ama saatler açısından burada şey sistemi var. Sabah bir çalışıyorsunuz, ara veriyorsunuz bir 4 saat kadar öğleyin. Sonra 4'ten 8'e kadar tekrar çalışıyorsunuz. Böyle bir sistem var özel kliniklerde. Ve eğer pratisyen hekimseniz bu kuralı çok delemiyorsunuz. Ama eğer uzman hekimseniz size bazı imtiyazlar tanınabiliyor. Yani daha çok ağırlığınızı koyabiliyorsunuz. Ama eğer pratisyenseniz açıkçası burada çok fazla Hintli pratisyen, yani çok çok değişik ülkelerden bir sürü gelmek isteyen, gelen zaten çok fazla hekim, diş hekimi olduğu için o kuralı çok şey yapmıyorlar, izin vermiyorlar. Ancak işte uzmanlar biraz daha tavrını koy, yani şu saatler arası çalışırım ya da şu günler arası çalışırım diyebiliyor. Diğer çalışma şekli çok ağır. Yani gece akşam 8'e kadar, yani sabah 8'den akşam 8'e kadar çalışmak çok ağır bir diş hekimi için. Onun dışında bir de general practitioner'lar, yani bu pratisyen diş hekimleri her işlemi yapamıyor. Endodonti açısından konuşacak olursam molar dişlerin kanal tedavilerini gerçekleştiremiyorlar. Retreatment'larını yapamıyorlar. İzin verilmiyor. Belli bir yere kadar çalışabiliyor pratisyen diş hekimleri. Uzman diş hekimleri de hangi alanda sunum yaptılarsa, hani o komiteden geçerken veya hangi alanda başvurdularsa o şeyler verilebiliyor, izinler verilebiliyor. Bu sizin çalışma izninizde, yani license'ınızda yazıyor. Hangi işlemleri yapabilirsiniz, hangi işlemleri yapamazsınız. O yüzden benim tavsiyem doktoralı olarak buraya gelmek bence çok avantajlı. Uzmanlıkla ilgili bir bilgim yok. Uzmanlığın geçip geçmediğini tam olarak emin olamıyorum. Çünkü dediğim gibi listede net Türkiye ile ilgili bir şey yazmıyor. Türkiye'den gelenler bir komiteye tabi oldukları için uzmanlık kabul edilebilir, edilmeyebilir ama doktora kesinlikle kabul ediliyor. Buna eminim. Doktora çok geçerli. Yani doktora çok daha değerli bir şey. Ve yurt dışında daha değerli olduğu, başka ülkelerde de, diğer ülkelerde de değerli olduğunu biliyorum. O yüzden yurt dışı düşünen arkadaşlar, ben açıkçası doktoranın daha uygun olabileceğini düşünüyorum kendi adıma. Dilek Hocam, teşekkürler. Biz de öğrencilerimizi öyle yönlendiriyoruz. Açıkçası eğer akademik kariyerde devam etme hevesleri varsa doktoranın da uzmanlıktan daha önemli olduğunu, uzun süreç olmasına rağmen öneriyoruz. İkisinin farklı hedefleri var zaten, evet, uzmanlık tabii. Ve doktoranın. Siz de çok güzel toparladınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma da, öğrenci birliğimiz adına da, fakültem adına da güzel katkılarınız için, güzel, sevimli yüzünüz için size kolaylıklar diliyorum. Yalnızım dediğinizde içim parçalandı. Umarım her şey gönlünüzce olsun orada. Umarım her şey daha da güzelleşir geçen senelerde. Sevgilerimizle sizi de uğurlamak istiyoruz. Deniz'ciğim, senin sorun var mı Dilek Hocamıza ayrılmadan önce? Hocam, ben de tekrardan Dilek Hocamıza ve sizin nezdinizde bütün katılan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bugün hani çok güzel bir yayın gerçekleştirdik. Çünkü özellikle bu sıralarda hani Türkiye'den belki yurt dışına gitmek isteyen birçok arkadaşımız vardır. Onlar için çok faydalı bir yayın olduğunu gördüm. Instagram'dan ya da YouTube'dan çok güzel geri bildirimler geldi. Hatta özelden de. Herkese çok teşekkür ediyorum katıldığı için.
Bir de tabii ki her zaman hani fakültemizde olsun, yaptıklarıyla, duruşuyla dediğimiz gibi her zaman bize destek veren Funda Hocamızın da bir kitap çekilişi vardı. Onu da açıklamak isterim isterseniz size. Funda Hocamızın Gülşen Hocamızla beraber yazdığı kitabının çekilişini 3 kişi kazandı. Göktürk Diş Deposu destekleriyle. Birsu Demirkol, Dilara Can ve Mehmet Ali İlgen. Onlar da bize ulaşırlarsa kitaplarını temin edebilirler. Yarından itibaren kitabınızı alabilirsiniz diyeyim. Ve hepinize tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız. Evet, teşekkürler. Bu güzel bir sürprizdi benim için. Deniz'cim sağ olun çekiliş için de. Dilek Hocam artık kapanışa ulaştık. İzninle bütün hocalarımız gittiler ama senin nezdinde ben de tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bizi bu saatlere kadar dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Öğrenci Birliği'ne teşekkür ediyorum. Deniz'e ayrıca teşekkür ediyorum bu güzel moderasyonu için, bana yardımı için. Ben ona yardım ettim aslında. O bana yardım etmedi. Bu güzel gece için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Deniz'ciğim artık kapanışı yapabiliriz istersen. Sözü sana bırakıyorum. Tabii ki hocam. Tekrardan ben de tüm katılan hocalarımıza, size selamlarını ileten Kaan hocamıza ve tüm izleyicilerimize teşekkür ederim.